Çünkü huzurda kesirasılardan, ben prosesilerden iltimos, yani hamma narsa bana ma'am bir tane sana nima qildim. Fakat Ulug'bek, ben sizlarga bu Jahongirga nima qilayotgan joyim yok. Bir tane narsa bize hamma narsani qonuniy so'rib olibmiz-a hozir. Referendum o'tgandan keyin, lekin o'zimiz ham shunga rioya qilaylik. Çünkü sizde hamma yig'olmaydi. Ko'rgan odam patkani oladi da xaridni hech narsaga tushunmay qoladi. Ana nega to'xtadingiz, yig'olmasin. Yana bir xil ola chakilanadi. Qilishni bir belgidan turib, qog'ozni cho'pga qilib qo'yish mumkin. Mana deysham mumkin. İkinci yig'ilish o'tkazildi, mana bu kamchilik yo'q qilib qo'yish. Lekin bu degani o'tdi degani, o'tmas degani emas. Mundoda, g'obragan juda ham kichik yoshidan shu rektor deydi, kelyaptilar. Siz o'qituvchi ekansizlar. Bular butun Toshkent universitetlarini boshqarib kelgan. Men shu ular tekshirdim, katta guruhni boshqarib keldim. Ha, Tohir yurist. Lekin biz baribir ekspert qulog'i soldik. Chunki mutaxassis mutaxassis. Shuning uchun shu narsalarni ko'rgandan keyin, protokol ko'rgandan keyin ko'rib chiqdim. Asomniki babi to'g'ri ancha yildan beri shu Toshkent viloyatidamiz. Hozir deputatlarimizni mana yaqinda hali 6 oymi 8 oy bo'lmadi shu Jahongir bilan chetda o'zida adashmasam hali 2-3 ta taqdimnomalarni rad qilib berdik. O'zimiz ham rad qilib berdik. Chunki men 1-2 oy oldin hozir 2-3 ta deputatga kiritilgan taqdimnomalarni Piskentda, Bokada. Piskentda, Bokada hammasini rad qilib berdik-da endi. Bu narsa hozir taraf-taraflik emas. Agarda o'sha kunni o'zi mana shu narsani deputatlar o'zi mustaqil qaror qabul qilsin. Chunki unga biz aralasha olmaymiz. O'sha kun agarda bu masala ko'rilganda edi komissiyada. Hozir muhokama mavzuimiz yo'q edi. Komissiyada ko'rilgan. Yo, Jahongir. Bu sizning ishingiz emas dedi-da, bu komissiyaning mas'uliyati dedi Jahongir. Aka, men fikr bildirsam bo'ladimi endi mana hamma gapirdi. Birinchidan men bilgim kelayotgan narsa bu mani shaxsiy hayotim bilan bog'liq bo'lgani uchun so'rashim kerak. Hozir Toshkent viloyat prokurori Toshkent viloyat kengash raisidan Zoir Toyirovichdan, ya'ni kengashda ko'rib deputatni daxlsizligini yech berish so'rayapti. Aslida qonunda biz bilgan qonunda, endi agar yana boshqa bir boshqacha qonunlar bo'lmasa prokuratura uchun biz bilgan qonunda shaharni deputatini daxlsizligini shahar yechadi faqat. Viloyatda huquqi yo'q bunaqa. Viloyat buni prokuratura bilsin deb aytaman birinchidan, ikkinchidan o'zimga ham aniqlik kiritaman, balki yangi qonun bordir deb. To'g'rimi? Agar e'tiroz bo'lsa bildiringlar. Viloyat sessiyasida tuman shahar deputatlarini daxlsizligi yechilmaydi. To'g'rimi? Sizlar hozir mana shu yerda aniqlik kiritib olinglar, sizlar bu yerda Chirchiq shahar kengashini chiqargan qarorini to'g'ri yo noto'g'ri chiqarilganligini muhokama qilgani kelgansizlar. Yana bu prokuraturaga hayron qolmaydi, shunchalik bu prokuratura menga nisbatan alamzadaki, shunchalik alamzadaki, hattoki meni ehtiyot chora qo'llashni ham viloyatdan so'radi. Bu noto'g'ri. Yo'q, emas, ikkalasi ham noto'g'ri. Viloyat meni o'sha ehtiyot choraga qo'llashga ruxsat berishsa, bunaqa vakolat viloyat kengashida yo'q. Qonunda ham yo'q, to'g'rimi? Sizlarning vakolatingiz faqat agar noto'g'ri qabul qilib. Men hozir masalaga qaytaman. Men endi bu mening hayotim haqida gap ketayotgan ekan, men bemalol xohlagancha gapirib olishim kerak o'zim faktlarimni. Endi shunaqa vakolat yo'q ekan, nima uchun prokuratura bilmaydimi shunchalik? Yo shunchalik bilmsizmi? Yoki-da qasdi shu darajada balandmi? Bir deganda Toshkent viloyati bilan xalq borishni xohlasa. Bu Toshkent viloyati prokuraturasiga mani e'tirozim, bunga men sizlardan ham iltimos qilaman. Agar sizlar haqiqiy deputat bo'lib, haq tarafda turib kelgan bo'lsanglar, mani iltimosnomamni o'zlashtirib inobatga olinglar. Mana shu menga qilgan, mana shu chiqargan noqonuniy taqdimnomasini hozir o'zida rad etishingiz kerak, u Toshkent viloyat prokuraturasi taqdimnomasini to'g'rilab chiqarsin. Hozir noqonuniy chiqargan
noto'g'ri qo'ygan talablarini biz momentda muhokama qo'ytiramiz. Uni ko'ramiz, buni ko'ramiz. Agar biz deputatlar bitta xato qilib qo'ysak, 10 ta joydan chig'irdan chiqaradi. O'shaning uchun men Toshkent viloyati deputatlari, mana kelsilar, reglament, odob-axloq doimiy komissiya raisi a'zolari, men Toshkent viloyati prokuraturasi kiritgan taqdimnomani hozir rad etishingizni so'rayman. Qonunga muvofiq to'g'ri talab qo'yib chiqarishini so'rayman. Ana undan keyin bu muhokamani qilishimizni talab qilaman. Deputat sifatida ham mashinga imini meni hayotim borasida ketayotgan masala. Men bu masalani hozir sizlar o'qib berganda menga qanchalik ta'sir qildi bu? Men qanaqa vakolat bor ekan degan narsa meni o'ylab buni qancha siqildim hozir qanaqa moddiy ma'naviy zarar ketayotdi menda. Buni hisobga olish kerak. Viloyat deputatlari ham bu taqdimnomani muhokama qilishimiz o'zi hozir xato. Xato chiqarilgan, noqonuniy chiqarilgan taqdimnomani rad etishingizni so'rayman. Bu birinchi iltimos. Ikkinchi masalani aytaman. Hozirgi holatdan kelib chiqib, mana aytyapsizlar, xo'p, yaxshi, protokolda yo'q, bunda yo'q, bunda yo'q, 7 ta, 9 ta kamchilik deyapsizlar. Masala yo'q. Biz uni videolar bilan isbotlab bera olamiz. Agarki biz isbotlab bera olmaganimizda bu kamchiliklarni qo'yishingiz mumkin edi. Masalan, tanishtirib deputat qatnashganini isbotlab bermanga, rasmiy videosi bormi desanglar, deb biz yo'q desak, masala yo'q. Bu deputatlarning kamchiligi emas. Bu kotibiyat mutaxassislari qilgan xat-hujjatni keyin komissiya raisi bosh. Komissiya raisi o'tirib yozmaydi buni. Buni kotibiyat Otabekka. Xonada ochiq raymen to'xtik. Kotibiyat oddiy mutaxassis. Xo'p. Komissiya raisi bor, a'zosi bor, kotib bor. Xo'p. Kotib yozadi, rais bilan kotib imzolaydi. Kotibiyat to'g'risida nizomda ham kotibiyat hech qayerda aralashmaydi. Yo'q, yozib berish, boshqa ishlar shunday qiladimi? Texnika bilan ta'minlab beradi, mana texnika. O'zi yozmaydi. Yo'q, yo'q, unaqa. Unda umuman kotibiyat sistemasini to'g'ri tushuntirib qo'yinglar hammaga. Bizan nomimizda hech nima yozishmasin shu bugundan boshlab. Bizan nomimizda hech nima qilmasin. Shunday bo'lish. Chunki yana bir qarorni bekor qilib berishinglarni ham so'rayman, kepsilar baxtimizga. 7 milliard 400 million pulni Chirchiq shahar hokimi o'z xohishi bilan sessiyada ko'rmasdan turib, raspredelyatsiya qilgan Chirchiq shahrida. Undan oldingisi ham shu holat bo'lgan. Mana bu qarorni ham bekor qilinglar. Uni komissiya raisi, budjet komissiya raisi, hattoki komissiyada muhokama ham qilinmagan. Mana qo'yinglar. Jo'xori masalasidan kattaroq masala ekan. Ana juda katta masala. 7 milliard 400 million pul bu xalq puli. Xalq vakillarining muhokamasisiz ko'rildi. Mana bu masalani qo'yish kerak aslida. Mana buni qilib shuncha odam arziydi. Arziydi. Ha, endi ikkinchi amingi agar xolasanglar mana hozir yo'q degan narsalarni hammasini biz video bilan boshqa bilan isbotlab beramiz. Yana bir holatga e'tibor qilishingizni xohlayman. Iltimos, mayli. Mana shu davlat rahbarining oborayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlab qurbon bo'lishga ham roziman. Chunki bu xalq manfaatida qilinayotgan ish. Bir kishining manfaatida emas. U viloyat hokimi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Men o'zimni mustaqil fikrimga egaman, prokuraturadanmi, boshqadanmi? Mana prokuraturani xodimi keldilar. Men mana shu hozir audio zapislarni qo'yib beraman hammangizga. Nega o'sha kuni kelib, men aytdim, mani davoim yo'q deb yozib ketgan o'sha bolani uyiga borib, unga bosim qilib, mana hamma audio zapislar turibdi. Boshqatdan ariza olishga majburlab borib arizasini yozdirish bu prokuraturaning bugungi kunga nima ishi bu? Bu menga nisbatan asosiy bir butun vujudi bilan, kuchi bilan, butun o'zining vakolati bilan menga qarshi kurashishmi? Men bir o'zimga shuncha odam kim topshiriq bergan ekanga zaps bo'lsa taqdim qilamiz. Ta, sizga taqdim qilmayman, men kengash viloyat kengash deputatlarining reglament doimiy komissiya raisi a'zolariga beraman. O'shanga endi aslida hozir bularni fikrlari bo'lmasa, hurmatli deputatlar, bizga bularga ruxsat berildi-da, o'zimiz qolgan masalan gaplashaylik. Bular agar bularni bir anus bo'lmasa, bular taqdimnoma o'qib berish kerak edi, o'qib bermadilar. Aslida hozir ishonch qog'ozlari ham yo'q. Undan tashqari, bu yerda Chirchiq shahar taqdimnomasi muhokama qilinmayapti. Toshkent viloyat prokuraturasi kiritgan taqdimnoma muhokama qilinmoqda. Aslida bu taqdimnomani kiritgan egasi kim? Toshkent viloyat prokurori. Toshkent viloyat prokurori mana shu yerga kelish kerak. Qani prokuror? Nega u prokurorning tumanni, shaharni prokurorining o'rinbosari kelish kerak? Qonunni agar mamlakatda bitta protokolda kichkina xatolarga biz shu darajada e'tibor qilar ekanmiz, bizda ham shunaqa fikr shakllanib qolmasin. Viloyat deputatlari zakaz bilan kelibdi degan. O'zi shunday ham shunaqa xabarlar kelib turibdi bizga. Mening qo'limda bor bu masalan ma'lumotlarda. Lekin aka, endi sizlar gapirdinglar, men biron tilan gapirdim. Ha, shunday gapirmadim, bo'shilmadim hozir qo'ygan birinchi
Toshkent viloyat prokuraturasini kiritgan noqonuniy qo'ygan talablari, xatolari bilan hozir bitta bayonnomadan biz xato qidiryapmiz. Toshkent viloyatining taqdimnomasida prokurorda adliya katta maslahatchisi, qonun ustuvorchisi bitta taqdimnomada 2-3 tada xato. Bu taqdimnomani muhokama qilishligi men qarshiman. Buni rad etinglar, qonuniy deputatga qanaqa taqdimnoma kiritish kerak bo'lsa, o'shanga deputat taqdimnoma kiritish kerak. Ikkinchi masala qolgan masaladagi mana video hozir qo'yib beraman, qo'llasanglar hammasini. Bu yerda hamma komissiya o'tgan, muhokama qilingan, bizda muammo bo'lmagan, hamma tarafdan qonuniy ko'rilgan. Sessiyada ham bu yerda. Video bilan isbotlab beramiz. U qog'ozda bo'lmagan bo'lsa, to'g'ri, Chirchiq shahar deputatlari sab qog'ozbozlik qilmayapti. Uni uchun uzr so'raymiz. Ikkita qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, boshimizga egamiz. Viloyat deputatlarini oldi. Agar shu katta xatoimiz bo'lsa, lekin prokurorning katta xatolarini hozir qaror qabul qilib rad etishingizni iltimos qilaman, talab qilaman. Rahmat, boshqa so'zim yo'q. Prokurorga haqiqatan vaqtlarini olmaydik. Mana hokimning 1.5 milliard anu masalasi bilan shug'ullanadi. Eng asosiy masala daxlsizligini anaqa olish kerak. So'roq qilish uchun. Mana 1.5 milliard pul uchun deyman-da. Taqdimnoma kiritsin. Hurmatli prokurorimiz vaqtini olmaganini tashkilot qilamiz. Mana ma'lumot berdim prokuraturaga ham. Bundan tashqari sessiya qarorlari, o'tgan sessiyada biz sessiyada chiqqan qarorlarini ijrosini ta'minlamagan hokimiyat. 500 million pul biz deputatlar byudjetdan ajratganmiz. Chirchiq shahar tibbiyot bolnitsasini kislorod ballonlari bilan ta'minlash uchun. O'tgan safar sessiyada aytdik, prokuror yozib oldilar. Ichki ishlar yozib oldi, boshqa qildi. Nimaga unga qonuniy chora ko'rilmaydi? Buni juda katta xalqqa xiyonat bo'ldi bu yerda. Agar o'sha yerda bitta bemor borsa, u yerda mening singlim bo'lishi mumkin, opam bo'lishi mumkin, qarindoshim bo'lishi mumkin, begona bir saylovchim bo'lishi mumkin. Lekin u borsa, kislorod bo'lmasa o'lib qolishi mumkin. Insonni hayoti ketyapti. Nega sessiya? Pul bor. Pul ajratganmiz, bor pulli bo'lamiz komissiyada. Yo'q pulli bo'la olmaymiz. Ijrosi ta'minlanmayapti. Marhamat, qani qonuniy javobgarlik olish? Qani chiqaringlar hokimni. Nima deydi o'sha daxlsizligini yechinglar. Mana mana shunaqa katta global narushinalarni jazolanglar. Prokuratura bo'lib. Yo'q, boshqa haq emas. Aynan asosli narsalarni aytaman. Boburjon aka. Men yo'q, uni hal qilamiz. Uni yo'q, endi mana fikrim bildirib olishim kerak. Hozirda bitta masalada. Haqiqatan endi katta jon bor jahonda. Prokuror. Biz viloyat kengashi uni dahliz yecha olmaymiz, lekin boyagi biz boshlayapti. Kengash qarorini muhokama qilish kerak. Aka, bitta narsa, to'xtang, to'xtang. Men qarang endi. Siz hozir bu yerda aytyapsizlarki, dalolatnoma, men tushuntiribman o'zi. Men sizlarning qaroringizni tushundim. Buni qaror qabul qilishlarni bilib turibman. Endi aka, bo'ling, iltimos. Bu yerda hujjatda kamchilik bo'lgan ekan, sizlar sessiya qarorini bekor qilishinglar, sessiya kiritishingiz uchun aniq bo'lib qoldi. Endi prokurorning taqdimnomasi juda ikkita uchtalab grubiy xatolar qo'yilgan. Sizlar buni qanaqa qilib muhokama qilmoqchisiz? Sessiyada aytibdim. Yo, sessiyada ichdan oldin sizlar komissiya qarori bilan uni bekor qilishingiz kerak. Komissiya bilan aytib, mana shunaqa qilib sessiya oldiga olib chiqadi komissiya. Mana hozir aytgan gapim. Yo, sessiyaga kiradigan masala qonunga ko'ra bitta azam aka de emas. Yo'q, aka. Bularsan sizlar o'zingizlar komissiya qaror qilasiz. Yo'q. Sessiyaga kiradigan masala qonuniy kirish kerakmi? Buni kiritib o'tadi hozir aytgan gapingiz yo'q. Qarang, hozir mana shu yerda kamchilik bor ekan, o'sha kamchilikning hisobiga bekor qilish bo'yicha sessiya qaror qabul qilib, o'zingizlar protokol qilasizlar, balobatlar qilib olib kirasizlar, to'g'rimi? Nega prokuror taqdimnomasi to'g'ri noto'g'riligi haqida muhokama qilib, uni komissiya rad etib yubormaydi? Xo'p, bu yoqni ko'ramiz. Va bunda bo'lmasam bo'ldi. Va mana nimalarini sizga ko'ringlar, yana qayta nimasiga o'zligi beramiz. Muhokama qilar, nima dedingiz? Sizlar ko'rishamiz. Da, to'g'ri. Nima ko'ringlar, hamma nimalaringizni qilinglar, kelib yana nimaga sessiya kiritamizmi endi? Men sessiya masalan oldingi hujjatlaringizni ko'rsatib, mana sessiya kiritadigan darajadagi material bo'lsa, kirsaga ruxsat bizga ishimiz uchun. Agar to'g'ri, unga yetarli material bo'lmasa. Agar men sizlardan me'mor uzr so'rayman, sal qizishib, bu mening hayotim haqida gap ketyapti. Xalosim bilan o'ylashim hech nima yo'q. Jahongir tushundingizmi? Bu shuncha yig'ilishni qildik. Shuncha odam kelyapti. Men Toshkentdan keldim, Vobridan, Buyodan keldim. To'g'ri, to'g'ri. Buyodan keldi. Endi bu oldingi safar yig'ilganimizda ham xuddi shunaqa kamchilik bor edi. Jahongir o'zi ko'rsatdi.
Doğru. Şunun için ben etmemem. Birinci orunda. Ama bizden şu tuğla koyduk dedim. Peki. Hazır bu. Mütahassız azam okuyandı. Bu da siz etmemem. Nasıl yapayım? Şöyle korsatıldı. Bu yandı. Hazır korup çıkılar. Qaror endi komissiya xabar qildi o'zining. Komissiya oxirgi to'xtamni qiladigan komissiya. I bu masalani hal qiladigan mana ularni o'zligisi. Chirchiqqa o'zi Jo'g'onga to'g'ri aytibdi. To'g'ri. E'tirozimiz yo'q. Chunki o'shaning uchun anu bank o'zi mutaxassis sifatida fikrimni berdim. Bu yoq endi komissiya qanaqa qaror qabul qilsin. Zomda oxirgi to'xtam keladigan ular bor. Zomni ko'ra olaylar qancha qatnashdi. O'ziga ruxsat yo'qmi? Silahlar var. Görüşürüz. Yolda topçu mu? Yolda topçu mu? Demek bugün toplu asamamda bulundu. Çırçı şahar bayi ücretlerini korunma yolu bu da tasdiklenmeye korunmayandı. Prosedura bizilgen. Hamma keltilgen hücretlerde asas kağızda yok. Doğru mu? Aklamayız. Yolda topçu mu? Yolda topçu mu? Yolda hammasi nizom asosida emas. Xulosa asoslanmagan. Shuning uchun buni qayta ko'rib, qayta ko'rib yozinglar. Keyin asoslangan hujjatlaringizni to'liq berasizlar. Qayta ko'rib, keyin yana bir o'rganinglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yuqoridagi insofli yaxshi rahbarlar. Bugun mana Chirchiq shahrida, Toshkent viloyatida Chirchiq shahrida Chirchiq shahrini chiqargan sessiya qarorini bekor qilish bo'yicha Toshkent viloyati prokurorining taqdimnomasi qo'shma yig'ilishda Toshkent viloyati deputatlari bilan birgalikda muhokama qilindi. Ushbu muhokamada prokuror taqdimnomasi o'qib chiqilganda juda achinarli holatlarga guvoh bo'ldik. Birinchisi, ya'ni deputat Jahongir To'laganovni ehtiyot chorasini qo'llash so'ralgan. O'zi baholanki, unaqa viloyat, tuman, shahar deputatlarini bunaqa masalada ehtiyot chora qo'llash qarorlarini qabul qila olmaydi qonunda. Buni prokuratura bilish kerak. Qonunsiz borligini ta'minlaydigan organ hisoblanadi. Ikkinchi masala, Chirchiq shahar kengashi sessiya qarorini bekor qilib berish so'ragan. U hozir keskin muhokama bo'ldi. Mana video davomida ko'rishingiz mumkin. Lekin sessiya qarorini muhokama qilmasdan doimiy komissiya qarorini muhokama qilishga o'tildi. Doimiy komissiyaning qarorida o'sha bayonnoma, bir nima degan mayda-chuyda kamchiliklarni topib, shu bilan sessiya qarorini bekor qilishni menimcha maqsad qilishdi deb o'yladim boshidan. Uni o'zi o'sha yerda ham o'zlariga ham shu fikrimni aytdim. Bundan keyin reglament doimiy komissiya raisi Toshkent viloyat deputati. Ular umuman to'xtatdi. Bu masalani to'xtatamiz, o'zingizlarga qoldiramiz. O'zingizlar boshqatdan ko'rib chiqib, hamma narsani ko'rganingizdan keyin boshqatdan biz yana kelamiz degan fikr bo'ldi. Bu videoda tasmida ham olindi, adashmasam. Undan keyin ko'chaga chiqqanimizdan keyin bu yerda yana boshqa masalalar ko'tarilib qoldiki, bu Toshkent viloyati kengashiga sessiyaga masala kiritiladi. Ya'ni Chirchiq shahar kengashining sessiyasini qaror qilish bo'yicha kiritiladi degan bir mavzu ko'tarilib qoldi. Men hayron qoldim. Viloyat deputatlari kelib, Chirchiq shahrida, Chirchiq shahrining reglament deputatning odob axloqi doimiy komissiyasining qarorini muhokama qilayotgan bir jarayonda o'zlari ham agar bu masalani sessiyaga kiritishadigan bo'lsa, Toshkent viloyati kengashi sessiyasiga kiritadigan bo'lsa, o'zlari ham juda katta xato qilishdiki, bu masalani ovozga qo'yishmadi. To'xtatdik, shu yerda bo'ldi deyishdi, bo'ldi. Ovozga qo'yish jarayoni bo'lgani yo'q. Komissiya qaror qabul qilmasdan, ovozga qo'ymasdan turib, yo'q qilmasdan turib, sessiyaga material kiritishi qonunan mumkin emas. Mana endi hozir jarayonlarni kuzatamiz, ko'ramiz. Agar sessiyaga kirsa Toshkent viloyatiga, o'zlari ham bu yerda qonunni buzgan bo'ladi. Agar kirmasa, demak, atkaz qilingan bo'ladi. Ya'ni rad etilgan bo'ladi. Bu yerda rad etildi ham deyilmadi.
sessiyaga kiritiladi ham deyilmadi muhokama davomida. Komissiya tugagandan keyin sessiyaga kiritiladi degan gaplar ketdi. Mayli uni vaqt ko'rsatadi. Men bir narsaga hayron qoldim. O'sha o'zi aslida men kalta yeb jabrlangan odam banisiga tushib bosh qilib arizani birinchi murojaatchi menman. Men nima ish qildim shuncha yil? Odam o'ldirib qo'ydim. Yo'q, talon-toroj qildimmi davlat pulini? Yo'q, birovni haqqini talon-toroj qilib qo'yib qaytarib bera olmadimmi? Hattoki o'sha mashinstvo bilan firibgarlik bilan shug'ullanadiganlar ham haqiqatan firibgarlik qilgandan keyin ham qonunda haligi shu kamomat to'la bersa qamoqdan ushlab turish ehtiyot chorasidan ozod etiladi. Qonunda shunaqa. Bu yerda menda hech qanaqa bir unaqa moddiy zarar yo'q, boshqa yo'q. Qamashni shu darajada o'zlariga bir maqsad qilgan ekan, bu bularni Toshkent viloyatining prokuraturasini chiqargan taqdimnomasida yaqqol ko'rinib qoldi. Bundan tashqari Toshkent viloyati prokuraturasi chiqargan taqdimnomasini Chirchiq shahri prokuror o'rinbosari, zam prokuror kelib himoya qildi. Har birta yuridik hujjatni o'zining egasi himoya qilish kerak edi. Toshkent viloyati prokurori kelish kerak edi. Asoslantirib berish kerak edi. Qaysi qonunga asosan nima deydi o'sha ushlab turish ehtiyot chorasini so'raganini nega u Toshkent viloyatidan so'rayapti? Bu Chirchiq shahri hal qiladigan masala. Masalan, qonunda Chirchiq shahar alohida kengash, mustaqil kengash. Unga xo'jayin emas Toshkent viloyati ham. Toshkent viloyati alohida kengash. O'zlarini bir-birlarining ustida qarorlari noqonuniy bo'lsa bekor qilish huquqiga ega sessiya qarorlari. Lekin ular viloyatdan so'rayapti. Bu juda katta yangilik bo'ldi men uchun, o'zim ham hayratda qoldim. Mayli, oxiri bahayr bo'lsin. Formasiz, ishonchnomasiz kelgan prokurorga fikringiz. Ha, prokurorimiz ham, zam prokuror, Chirchiq shahar zam prokurori kelgan, forma ham yo'q. Hech qanaqa hujjat ham ko'rsatmadilar. To'g'ri, endi biz tanimaymiz, lekin hujjat baribir ko'rsatilishi kerak-da, tanimaydiganlar ham ko'p. Bundan tashqari ishonch qog'ozi ham yo'q. Buni ular deputatimizga ham rahmat, e'tirof etib o'tib ketdilar shu joyda. Sal biz endi qonunni buzib qo'yamiz, katta-katta qonunlarni. O'zingizlar ham sal qonunlarga qarab ishlasanglar, biz ham xursand bo'lardik deputat sifatida. Salomat bo'linglar, hali buni davom bor, yana davomini ham etib boramiz. Endi rasmiy hisobot bo'ladi-a, biz kirishimiz rasmiy bo'ladi. Yana bir savol bo'ladi, hurmatli. Sizlarga savollari. Bugungi kelishimizda maqsad ular prokuraturasidan taqdimnoma tushgandi. Chirchiq shahar kengashining qarorini bekor qilib berish to'g'risida reglamentga rioya qilgan holda yig'ilishi qonunga mos kelgan. Agar tuman kengashining qarorini viloyat kengashi, viloyat kengashining qarorini senat bekor qiladi degan qonunimizda bor. Reglamentdan boshqa uchun buni ko'rish chiqib kelganmiz. Viloyat kengash kotibatimiz sifatida tashkillashtirishda ishtirok etyapman. Jarayonga aralashgan. Jarayonni bir boshqarishga hech qanday vakolat yo'q. Tashkil etishga kelganda mana taklif etilganlar prokuraturaga qodim turib kelishdi mana. Bor, bitta nima doimiy komissiya deputatlik odobi, reglament odobi masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Rohjonga boshlig'iga deputatlar kelgan mana. Sog'ik Tohir aka hamda qolgan deputatlarimiz mana video konferensiya orqali ishtirok etishyapti. Ular bu ishda hamda sud huquqiga qarshi kurash masalalari bo'yicha ular kengashi doimiy komissiyasining raisi o'rinbosari Azamat Jo'rayev ishtirok etdi. Ekspert sifatida ham deputat sifatida ham yurist bu deputatni yordam berish ma'nosida. Shuning uchun yig'ilishni boshlashga hozir forumimiz bor ekan, u yerda 4 kishi ishtirok etdi. Axborot berishda 7 kishi ishtirok etyapti hozir. Zoom yig'ilishi. Men G'afurjon aka, javobni o'zingiz davom ettirasiz. Hamma yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli yana bir bor yig'ilish qatnashchilari. Men hozir hammasi nimalardan nima bo'layotgan bahsdan ham eshitdim. Hozir siz nimalar qilishga harakat qilaman va o'zini berilgan hujjatlar asosida. Avvalambor mana viloyat kengashiga xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi raisi Mirzayevga viloyat prokurori nomidan taqdimnoma tushgan. Shu taqdimnomani o'qib beraman va shunga javob beraman. Bor narsa.
Chirchiq shahar ichki ishlar bo'lim huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaro Nabiyulov tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi hujjatlariga ko'ra 2023-yil 20-iyul kuni soat 13:40 jamoat joyi hisoblangan Chirchiq shahar Sohibkor ko'chasi oldida o'zaro notanish bo'lgan fuqarolar To'lagan Jahongir Shuhratovich va Nabiyulin Ruslan Raisovich og'zaki ravishda janjallashib, janjal davomida bir-birini urib do'pposlab tan jarohati yetkazishgan. Sudga oid tibbiy ekspertizani 31.07.23-yildagi 524-sonli xulosasiga ko'ra Nabiyulin tanasida chap ko'zi olmasi atrofida qon talashi, chap qosh sohasida yirtilgan yaralari, chap yelka ko'krak qafasi chap tomon qon talashi, chap tizza bo'g'imi shilinmasi va shishi, chap qovoq sohasi shishi ko'rinishdagi tan jarohatlari aniqlanib, og'irlik darajasiga ko'ra sog'liqni qisqa muddatda buzilishiga olib kelgan. Yengil tan jarohati toifasiga kirishi ko'rsatildi. Sudga oid tibbiy ekspertizani xuddi shu 31.07.23-dagi 523-sonli xulosasiga ko'ra Jahongir To'xtayevning tanasida bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, o'ng ko'z olmasi lat yeyishi, boshning peshona sohasi, o'ng qosh sohalari shilingan jarohati, yumshoq to'qima lat yeyish ko'rinishidagi tan jarohatlari aniqlanib, og'irlik darajasiga ko'ra sog'liqni qisqa muddatli buzilishiga olib kelgan va yengil tan jarohat toifasiga kirishi ko'rsatilgan. Tergovda ushbu fuqarolarning harakatlari jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar turkumiga kiruvchi bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urush, do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazishda ifodalangan jinoyat alomatlari mavjudligi to'plangan dalillar majmuasiga asosan tasdiqlangan. Shuningdek, tergov harakatlari davomida fuqaro To'lagan xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 14.01.20-yildagi 4/1 sonli bir sessiya qarori bilan Chirchiq shahar kengashi deputati saylanganligi hamda hozirgi kunda ushbu maqomda ekanligi aniqlangan. O'zbekiston xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga ko'ra deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish hamda jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik olish to'g'risidagi prokuror taqdimnomasi tegishli xalq deputatlari kengashi tomonidan ko'rib chiqilishi belgilangan. Shunga ko'ra 26.01.24-yilda Chirchiq shahar prokurori tomonidan deputat To'lagan daxlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashiga taqdimnoma kiritilgan bo'lib, kengashning 10 fevral 2024 yildagi qaroriga asosan prokuror taqdimnomasi rad etilgan. Yuqorida bayon qilingan qonunning 12-moddasi 7-bandida yuqori turuvchi prokuror xalq deputatlari tuman shahar kengashining qaroriga rozi bo'lmagan taqdirda tegishlicha yuqori kengash qarorini bekor qilish masalasini tegishli xalq deputatlari kengashi qayta ko'rib chiqishi uchun topshirish to'g'risidagi taqdimnoma kiritishga haqli ekanligi ko'rsatilgan. Shu bois jinoyat ishi yuzasidan Chirchiq shahar xalq deputatlari kengashi deputati To'laganovni daxlsizlik huquqidan mahrum qilmasdan turib, uning javobgarlik masalasi hamda aybi uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlab bo'lmasligini inobatga olib, uni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish hamda jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik olish to'g'risidagi xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashiga
taqdimnoma kiritish lozim bo'lgan bo'ladi. Yuqoridagi yuqoridagilarga asosan hamda O'zbekiston Respublikasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga moddasi talablariga rioya qilgan holda so'rayman. Mazkur taqdimnomani xalq deputatlar Toshkent viloyat kengashida ko'rib chiqib, xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 24-yil 10-fevraldagi qarorni bekor qilishingizni, kengash yig'ilishida xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputat To'lagan Jahongir Shuhratovichni jinoiy javobgarlikka tortish va ehtiyot chorasini tanlash uchun deputatlik daxlsizligi huquqidan mahrum qilishingizni, qabul qilingan qaror haqida viloyat prokuraturasiga xabar berishingizni so'rayman. Viloyat prokurori adliya maslahatchisi ish quvvatdir. Mana shu nimasidan. Endi man rayon prokurori bu yerda bergan narsalarni hozir gaplashib qanday bo'lsa, buni o'qishim hojati yo'q. Xuddi shunaqa bunga nima qilingan narsalari jinoiy ishini qo'zg'atish va ish yuritish to'g'risida qaror bu Chirchiq shahar. Buni ichki ishlar boshqarmasi va tergov bo'limi tergovchisi katta leytenant Saydullayev Qora Ko'laganov va Nabiullinni olgan tan jarohati yuzasidan to'plangan hujjatlarni tanishib chiqib aniqladim. Buni ham tanish bo'lsangiz. Yo'q, lekin buni tanishsizlar, bu nima shahar ekan. Shuning uchun mana shu yuzasidan bugun yig'ilgan. Endi buni endi man ham kechagina oldim, mana tanish uchun buni kecha biza yurist ekspertlar taklif qilindi. Viloyat kengashi deputatlarida huquqlari bor, hamma nimalari bor, ham yurist, ikkita mana bularni ikkita yurist. Shuning uchun sizlarga mana shu narsa to'g'risida o'zingizlar yana qo'shimcha nimalar keladigan bo'ladigan bo'lsa, bizada mana Chirchiq shahar prokurori Ismoil Azamat aka ishtirok etyaptilar. Azamat aka shularni mana shu taqdim muammosidan shu o'z fikringlar va mulohazalaringizdan ketsa. Endi yana bu yerda boshqa narsalar ham berishgan. Mana viloyat sudini sudyasi Haydar. Bundan ham xabaringiz bor? Jahongir. Bunda ham bu o'zini noroziligi nimasida qilib sud tasarrufi nimasini buni kiritilayotgan asosiy nimalari sudda buyurdi. Mana Chirchiq shahar 19-yil saylov okrugidan O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputatiga saylangan deputat To'laganov deputatlik odob masalasi yuzasidan xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasiga yuborilgan ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqqansizlar. Manimcha buni hammasini o'qib berishim hojat bo'lmasa kerak. Yo'q, kerakmi? Shaharniki. Endi bizga yaqinda keldi, qani buni ko'rib chiqmadik. Mayni eshitmaganman, ko'rmaganman. To'g'risida Jahongir. Yaqinda keldi. Yaqinda kelib muddat qachon? Kechami, bugun, hozirmi? 10 kun. Hali vaqt bo'lmadi. Yig'ilmadi bu bo'yicha. Lekin keldim. Masalan, men o'zim tanishib chiqdim. Lekin komissiya bilan muhokama qilinmadi. Xo'p, o'zingiz men endi buni bo'lsa nima tanishtiraymi yoki o'zingiz tanishtirasizmi? Yo, endi bu nimaga berilyapti? Bu yerda berilyaptiki, shu deputat mana Jahongir To'laganov nimasiga yana ham xotirasini ochib beryapti, biz degan ma'noda yuborilgan bo'lsa kerak. Xos. Man oxirigacha nima qilib, bu yerda ham nimasida ekan bu xalq deputatlari shahar kengashining deputati To'lagan deputatlik maqomidan foydalanib, deputat, jurnalist, bloger ekanligini sudga pesh qilib, o'zining harakatlari bilan odil sudlovni amalga oshirishga,
işte her tamamlama ve halisane korup çıkışı tozgulluk kılıp, öz maksatıya erişiş için sultan kanunu nazarda tutulmayan tertipte iş muhafiyeti bu içi düşündürüş verişini talep kılıp, aşkara sudyalarının adil sudyalarının amelde aşırışı tozgulluk kılıp, ulan faaliyetinin asasız sevişte tanıtık kıldı. Bu tepesi bayılığı kanakası cereyanı. Bana acilim tükendi, sultu çıkarttı. Halk deputatlar çıkarttı, kengeşin deputatı Tulegan Cahangir Şükrat Veşinik hareketlerge hukuki baha birşi için hususi acilim çıkarttı. Hususi acilim kanlı belirlenen vakalet dairesinde koyup çıkış için halk deputatları Çirçik Şahar Kengeşinin adab ahlak meseleleri bu için daim komisyası ve yubarısı. Görülgen çareler doğrusu 15 günlük müddette Taşkent Vilayet Sudu kararlı kişileri bu için sudu hayatına haber verilsin. Çünkü yerdeki bunu hemen soruydu. Bana bu yuvarıyken, bu ağız yuvarıyken ne mi gördüler? Muhakeme kıldılar yine. Bana da baha iman verilsin. Bana şu mesele. Az önce siz. Sormalı kısım bu için ama ikinci etki masalıyızı bunu gün tartıştık, bunu kurmayanımız var. Bu kadar anlık korsa duruyor, yani içi çakar oz kur çıkış gerek. Çünkü bu muhakemenin mavzusu maskanı, şahsi fikri. Yüde yakışı mavzumda nur sügün nur, bu da ben tanımasını verdim, ben söyledim bunu. Bana birinci masaya yüzasıydı. Bonsan siz yapmayı kegir kere zaman geliştirdim. Ustaz, birinci mesele bu için fazla prokuror tomanını kırtırken takdim normalini koydum. Takdim normalini... Takdim normalde iki de mesele korsatılıyor. Cinayet cevapgarlılığı tartış ve ihtiyaç çağrısını tellileş için deputatlık, deputatlık dakısızlık hukukundan mahrum kılış bu için getirilgen. Yani bu halatta ihtiyaç çağrısını tellileş masalası birinci Çirçik tümanlı korpus kılıç davranı muhakeme kılınmıyor. Uşan için bu ben anıcı prizi reyimini koyayım ben. Prokuror beni takdim olması da değil mi? Aslında ben biz katışmak biliyorsunuz. Ve bundan taşıdık. Prokuror normadan vakit sıfatıda iştirak içiyiz bu için şanslanmayızı korumadım. Rasmi hücret izi korumadım. Yani bu işte katlaştığı vakalarınız varlığını kandırmadım. Çünkü komisyeye takdim edilmezsiniz. Öyle bir hoşnutsuz kelamsan var. Yani bugün bu işten doğru çıkıp geldim. Bu da rehberetim buraya uzak prakatörde yazıyor kendim. Şimdi hazır bana konumda takdim konumunda 23. yıl var. 24. yıldaki Halk deputatları Çirçik Şahar Kengeşinin adab ahlak masalları boyunca daimi komisyonun birinci sonli bayan nomasi takdim kılındı. Bundan taşkarı anı kurumluya halk deputatları Çirçik Şahar Kengeşinin 20. yıl yanvardaki birinci sessiyon kararı buna tasdiklengen Halk deputatları Şahar Kengeşinin daimi komisyonları doğrusundaki nizomni taqdim qilishdi. Nizom qo'lunda. Bu nizom doimiy komissiyalar shu nizom asosida ish yuritadi. Shu nizom bularning asosiy hujjati. Bu hozir bayonnomani ko'rganimda, bayonnomada doimiy komissiyadan 2 kishi ishtirok etganligini ko'rsatishibdi. Lekin doimiy komissiyada Maqbulunga taqdim qilishgan ma'lumotlar bo'yicha Imomaliyev Ulug'bek, Norboyev Erkin, Maqsumov Anvarbek, Keldibayev Serikbayev 10 kishidan iborat ekan. Lekin bayonnomada 2 kishi ishtirok etganligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim qilishdi. Biror bir joyda 4 kishi ishtirok etganligi, 2 kishidan ortiq ishtirok etganligi holatini ko'rsatishmagan. Lekin doimiy komissiyalar to'g'risidagi nizomimizning 22-chi bandida doimiy komissiyalarning majlislari bashartda ularda doimiy komissiya tarkibining yarmidan ko'pi ishtirok etsa vakolatli hisoblanadi deb aniq ko'rsatib o'tilgan.
bu yerde kamida 3 kişi iştirak etmiş gerekirdi, lakin 2 kişi iştirak etmiş. Şu halatlarına komisyon baka verişi lazım. Bundan taşkarı, nizamın 24. bandı da komisyonun başlanış vakti, tügellanış vaktinin kursatılmış, kurs yazıp oturduğum. Lakin bayan namada topa almadı. Bundan taşkarı, komisyonun kararı da komisyede, bu komisyon iştirakçıları nima kararına geldi? Bu takdim namanı yokla yaptılar mı? Takdim namaya karşılılar, takdim namaya bir taraflılar, bu halatla kursatılmıyor. Bu halatla kurulganda daimi komisyon azaları birinci nöbette deputat, uzlarının, hudutlarının deputatı. Bu deputatı eğer aydorlik masalaları bo'ladigan bo'lsa, aydorlik masalasi, aydorlik masalaları bo'lmaydigan bo'lsa, unga qarshi ovoz berishlarini aniq ko'rsatib o'tishlari kerak. Lekin bu holatda yoritilmagan. Hujjatda. Hujjatda kotib aytiladi. Chunki deputatning taqdiri deb komissiya befarq bo'lishi kerakmas. Çünkü bunun formada falan adam doluşu bu koşu deputatlar. Çünkü şu bir fark bulması gibimiz gerek. Bundan ki yenge mesele, taklif edilen şahslarına ruh hattı komisyaya bayanlaması gibi ilave kılınmaya. Bundan taşları kılıngan maruzalar ve iş hüccetleri tasdiklovçu hüccetler bayanlaması gibi ilave kılınmaya. Bana bunun gibi fakatın iki varakını hücceti sardım kılıçta. Demek bu komisyon, bundan taşları daimi komisyonun meclis bayanlaması, meclis tügegenden sonra 3 günden geçiktirmezden komisyon reisi, yok onun vazifesini bacarmış şahs ve daimi komisyonun katıbı tamamen imzalanmış şahs. İmzalanmayan bayanlaması. Yakın yakın edelim, komisyon. Nakım nakım yeşiller falan. Ne mala var bu yeşiller? Uzile. Hakikaten. Patban astır. Biz kanun yoktuz yani. Mat kanun yoktuz ya muzis pasolar yoktan bir amsan. Mat yapımız böyle reglamentin adetmesine kesildi. Parbarımız yapımız bulmuyoruz zaten. Çünkü çok angiriyim. Ancak ilan bırakmam. Şahs sıfatında, deputat sıfatında değil mi? Yani bu komisyonumuzu açık tartıda o'tkazilgandan keyin komissiya o'zini yig'ilish yakunlangandan keyin xulosasini taqdim etish kerak edi. Birorta bitta xulosa yo'q deputat bo'yicha. Ya'ni komissiyaning xulosasi yo'q. Nima xulosaga keldi? Bu xulosasiz sessiyada ko'rib chiqilgan. Sessiyada xulosa bo'lmaydigan bo'lsa, nimani ko'rib chiqdi degan savol tug'iladi. Deputat. Chunki deputatlarning qo'liga taqdim qilingan hujjatimiz, hujjatimiz yo'q. Faqat buni ikki varaqdan iborat bayonnomani taqdim qilyapmiz. Bayonnomada ham oxirida aytilyapti. Taqdimnoma ko'rib chiqildi, chiqilgan deb hisoblansin. Ma'lumot uchun qabul qilinsin va navbatdagi sessiya kun tartibiga kiritilsin. Bu qanaqa xulosa? Xulosa yo'q bu yerda hech qanaqa. Bundan tashqari, Chirchiq shahar prokuraturasining shu taqdimnomasi to'g'risida Halk deputatları Çirchiq Şahar Kengeşi karar kıladı. Dafızlık hukudan mahrum kılıç rad edilsin. Barat cümle. Halk deputatları Şahar Kengeşi Kotibiyatı kabul kılınan kararını Çirchiq Şahar Prokuratı takdim edilsin. Şimdi bu hazır sessiyanın uzunu, yetkili müddet işte, reglament asası. Kurulgan mı, kurulmagan mı, bu to'g'risida mana kurulgan ma'lumot yo'q. Lekin mana taqdim qilingan hujjati bo'yicha va o'zlarining reglamentlari bo'yicha
doimiy komissiyadan nizom talablari asosida ish yuritganlik hujjatini ko'rmadim. Adashmasam 9-chi kamchilik bor. Endi mani fikrim shu, qolgani komissiyaga a'zolariga Endi raisim bor, Abjoniga mashhur komissiyaning a'zosidan. Bu qonunni ko'rib chiqdim deyapsizlar. Man degan nimaman, lekin sizlar bergan protokolingizda hozir mana yozib 7 tanasini yozdim. Qonuniy o'tgan sizlarni shu doimiy komissiyani endi qonuniy so'rovimiz o'zida qonuniy o'tmaymiz. Mana sizlarda imkoniyat bo'lgan o'sha paytda 4 bo'lsa o'zi yarmini ko'rsatib qo'yibdik, yarmidan ko'pi bo'lganda deydi. Birinchisi. Keyin ikkinchi masala mana huzur bo'lib qolganiga bu qatnashganlar nima deb ovoz berdi. Ichidan deganmi? Yo'q. Tadbirganmi? Bu narsa to'g'ri ma'lum, chunki xulosasi yo'q. Bu hozir doimiy komissiyaning xulosasini eshitmoq uchun xulosamiz yo'q. Siz o'zingiz qatnashganmi Jahon ko'chmasida? Qatnashganmi? Nima hozir ko'rishdingiz? Mana hozir ikkita nima qatnashyapti? Doimiy komissiyaning a'zosi. Ikkitasi qatnashmayapti. Yo'q, nima bo'lmaydi. Bu protokolni qanaqa yozgan, uni kotib aytib yozgan. Lekin aslida 3 deputat qatnashgan. Undan tashqari Tirs shahri boshqa deputatlar ham qatnashgan. Yo, deputat to'g'ri doimiy. Doimiy komissiyaga qolgan deputatlar nima qilib to'xtamasdan bo'lishgan. Bizda rasmiy ma'lumotlar juda ko'pdan bo'lgan. Siz juda yaxshi inson. Ko'pincha nima qilasiz? Lekin men hozir yana nima qilib o'tiraman? Mana siz ham ko'pda qatnashgansiz. Bu asosan doimiy komissiyada doimiy komissiyani a'zolari to'g'ri tushundim. Bitta gapingizni tushundim. Shuning uchun nima qilyapman? Doimiy komissiyaning 3 a'zosi ham qatnashgan. Endi bu protokolni kotibiyat mutaxassisi rasmiylashtirgan vaqtda bu narsani balkim e'tibor qilmagandir, balkim bilimsizlik qilgandir. Lekin bizda uni videosiga ham, rasmlariga ham, prokuror o'zini qatnashgani ham hamma asoslari bor. Ovozga qo'yilgani ham bor. Doimiy komissiya a'zolari tomonidan rad etilgani ham bor. Buni hozir asoslantirib beramiz. Videosi bor, video rasmlari hammasi bor. Bir savol berdingiz, savol javob beraman. Ismingizni? Usmon, men odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisman, Nomoliy Bulug'ov Ehtirom Boyevich. Ya'ni bu masala bo'yicha biz belgilangan muddatda qonun buzmagan holda prokuraturaning taqdimotini ko'rib chiqdik. Mana shu yerda ko'ryapmiz. Prokuraturaning taqdimoti so'raldi. Kengaytirilgan yig'ilishda 10 kun muddatda ko'rib chiqildi. Kengaytirilgan yig'ilishda e'tibor berishdi, kengaytirilishdi. Lekin biz bizga tushgan oxirida bergan shuni biz nima qildik? Biz o'sha kuni prokurorlarga taklif etganmiz, doimiy komissiya a'zolari hammasi ishtirok etgan, bittasi sababli ishtirok etmagan. Chunki kasal edi, kelmagan. Hozir ham kasal kelmagan. Chunki Serboyga aytmanki, ishtirok etgan videolari bor. Konkretni. Demak, o'sha bo'lgan holat bo'yicha fuqaroni taklif etganmiz. Rostdan shunaqa janjal bo'ldimi? Yo'q, biz so'raganmiz, o'zini tushuntirish xatida bergan. Men hech qanaqa da'vo janjalim yo'q. Va boshqa bosh masala aytgan. Shuni ko'rib, oxirida qaror qabul qilinayotganda xulosa deb aytdingiz-ku. Biz buni hukm chiqara olmasligimiz uchun bu masalani kengashga kiritishi bo'yicha qaror qabul qilingan, qo'l ko'tarib ovoz berilgan. Kengashga kiritishimiz kerakmi? Chunki prokuror so'ragan masala bor, kengaytirilgan yig'ilishda muhokama qilishimiz kerak. 3 odam bilan, masalan, komissiya qaror bilan buni rad eta olmaymiz. Biz haqimizdan vakolatimiz ham yo'q. Chunki biz to'g'ridan-to'g'ri bu masala lekin muhokama qilingandan keyin o'zimiz fikrimiz bo'lgan. Ushbu bir tomonlama ko'rilmasin. Haqiqatda shu masalada mana ekspertiza xulosasi, o'qib eshittirilgan ekspertiza qilingan qarorlar hammasi qabul qilinib, biz qo'l ko'targanmiz sessiyaga olib chiqish masalasi. Endi bu yerda ana juziy kamchilik ketib qolgan, protokol to'g'ri rasmiylashtirilmagan. Kotibetki o'sha kotibet rasmiylashtirish kerak edi buni. O'sha yerda xatolikni ketgan. Lekin biz o'sha qaror qabul qilganda hammaning ovozini olganmiz. Endi mana bu rais sifatida qo'l qo'yish kerak edi. Uni tushungan nima qilib qo'yib,
Ana ne kim protokol çıkmadı diye. Yemeyle protokol o zaman bazı aslında neyi çöpledi? Çünkü bugün halatı korsat işi ispatlaşıyor. Bizde ispatlaşıyor video rolüklerimiz hamısı var. Bu aslında ispatlaşıyor çünkü bugün neyi yapacağız? Video türkünde aslında bu kağızdan bu şartlaması. Bunu ispatlaşıp duradı. Şu videonun uzun. Bu kamisa azaları hamma katlaşken namasını bizi televizyonda takip edelim. Prokuror hocam katlaşken. Prokuror hocam koruyun. Şu temeşi deputat katlaşken. Yeni de Cahangir katlaşken. Yeni de kağız basılıp kağızdan kendisini kıdırılırken bu şey mesele yok. Ben kağızdan kendisini kıdırılırken yok. Her bir işe başlangıyım da onu kanun ilgili koruyordu. Kur çıkıldı. Kur çıkıldı. Video alınmadı. Yani ne bu attı? Lekigen. Biz ana hala namazda bu şey protokolleştiriyoruz. Hala burada çıkıp etken yok değil. Hazır bu okum verirken protokollerken ben düşünmedim. Turta adamdan iki ters katlaşken olsa. Bunun verirken kulasası korunmasa. İstemez işte. Fas getirin. Bana gerçek var. Bana siz gerçek olmuyor. Ben düşünmedim. Kanaka kulası verildi. Kanaka protokol konulur olsa. Nima kurildi, keyin sessiyaga hozir chiqarilsin degan narsa ham keyin men hozir eshitibman hozir lekin buni barimizda hujjatini qilib qo'yishimiz kerak-da. Bu video bor deganman. Bu meni bu narsa sizlarni doimiy komission papkasida turish kerakmi? U kotibga tasdiqlanish kerakmi? Shuning uchun men buni qidirayotganim yo'q. Lekin shuncha odam yig'ilyapti. Shu masala ko'rilyapti. Bunga yetarlicha e'tibor berish kerak. Tabii ki tümüne rastladık dedi. Daha hiç kanım tutadım ama takdir durdu bitti. Fazıl. Fazıl bana siz kattı yavaş bu aslında bize bana bir kişi katlaşken bize. Şu cendel kıyam bolayım katlaşken. Hamma gaplarni bir-birimiz oramizda gapirib bo'lgandan keyin o'zi o'rnidan turib, mana shu Jahongir o'zi o'tiruvdi, bola turib bir-biridan izvinya so'radilar, o'zlashiga. Kechiramiz, bo'ldi bizlarda mana hech qanaqa dovdasim yo'q deb. Aslida bu narsamiz ig'vo bo'lyapti-da. Alloh odam o'ldirsa ham, zina qilsa ham kechiradi-yu, lekin ig'vodan bo'xtonni kechirmaydi-da. Shu ikkita narsa kechirilmaydigan narsa. Bo'xton bo'lyapti-ligini hammamiz bilib turibmiz. Bu arzidigan mashhurki shuncha odamlarni yig'ib mashinaqa oboradigan bu ish emas. Buni bitta profilaktika inspektori 15 minutda hal qiladigan ish edi. O'sha jamzal bo'lgan joyga men borganman, nevaram aytdi, bobo dedi, men bitta hozir ani deputat kishi mahallamiz so'raganda bittasi kelib urdi, reshotkani ishi tiqib tashladi dedi. Men ajratib oldim. Men nevaram aytgan gapi shu. Aytdim bo'ldi, men o'sha bolani topaman, reshotkalarni qilib beraman. Reshotkani sindirib olgan. Haligi chap tomon ko'kargan degan bu bilan ikkalasi reshotka ichiga yiqilgan, reshotka sinib ketgan. O bundan iki parça zarar olmuştu. Bunu kurup kuramazsın, dardasın çıkacak. Derken keşirim sonuçta bize ama ettik. Bu da bana keşirim gibi oldu. Eğer gerek olsa prokurorumuzu tasvir olması gibi ama sesini utkılarınızı sesini koşulup bulup ama deputatlarımız eşli kuruldu. Sesini utkısı mazlata koyuldu. Yani sesini kim kuruldu? Sesini 22'de deputat katlaştı. Sakçası yok idi. Üçe 22'de bir tersi kol kurtarmadı, 21'de bir tersi kol kurtarmadı. Zaten deputatçısı var. Narazilik bildirdi. Çünkü bu arz edilen işe başladı. Bir adam üyelenen bu işte maçlarla bir şey için hürmetli adamlarla. Vapurcu'nda gelme hocam her bir milletin galimat adam maçta oturup da sürersin. Arz edilenler. Bunun hakkında cancanlar her günü buladı. Her günü. Bu milletin nasıl? Bu nasıl? Hiç deputatı geçir. O yok. Buna kere şimdi. Haması yakışıyor. Bana maaşlısı gibi zannetken hiç bir düşünme yok. Bizde bu natural bir olayım ama. Ben uzun bir kalp deputan bana yaşım 70 soru bir kere yapmam. Ben buna kadar sana birinci maçta böyle yapmam. Bu natural iş bu. Bu miydiken de sen kanakı cinayetle böyle yaptı. Aşağıda 10 man açamızı sen. Profilaktik inspektör Çırçık şehrinde 10 man işlemiydi. Ben 5 yıl mahalle aşağı kalıp bugün bulsam 12'de profilaktik inspektörü anlaştırdım. Çünkü işlemiydi. Kelaman işlemiyse bak ki. Aslında profilaktik inspektör Prezidentimiz ne dedi? Bu mahalle aksakallı birinci yardımcısı zahmet dedi. Lekin bize de önerisi yok. Aldın şu profilatik inspektörünü aldın bize de üçlü turdu dağcış bulardı. Aksakall, Kaktın kızlar boşu zahm, katiba, paspon. İşler zor kederdi.
mahalle teşirdi. Hiç kanada cinayet. Mal mahalle teşirdi. Cinayetçi çıkardı mı? Profilaktik inspektörü otelde numara yok kılıçtı. Rasvay oğlan buldu. Şöyle ki bu narsanı mesela yoğalıyan narsa bu uyakı utkız, yoğalıyan utkız bu çünkü adamı oğra kılıçtı. Arzı yedigen işe maske. Arzı yedigen işe. Doğru etmez. Aslan yedigen işte bitti nasıl adı. Bazı bu işe maaş fazla yapmayan yaparımız tırımızın da güne kesip durup matrata kurduğu yedik koyamayız ki. Çünkü siz fazla hemen aslan yedigen yapsız da bazı bitti şu üç kişinin şu adli yine hüccette imzala resmileştirme geldi. Nasıl aslan yediden şu narsa kim çıkayaptı. Hazır eğer de bu narsa doğru, resmileştirip takdim kılın geldi. Muhakeme uçur, mavzuyumuz yok idi. Yok idi hiç kanıtı muhakeme. Çünkü bitti bazı bitti nasıl? Hüccetler, pratusal taleplerge, baya kılın geldiğe palastan var. Tefasifatı fikrimi bir yapma. Aleyken, resmi hüccetimiz de yok abi çantı. Yok bugünden ki gel. Ustaz Mali yapır yapıladı, bana bu 5 metre 10 metre yapır verildi. Bu yapırken yaptığında hava ziyaret var, ne demek ki? Bir o şekilde bugün boğuma geldi yani, ne yaptılar? Ama her bir tane arsalı, çıralıyı kulu kılıp yapır veriş mümkün değil. Lekin canlı kılıp tasvirler veriş imkaniyeti yok. Bu canlı kılıp tasvirler bir adı gelinlerse, bir parça hüccet. Bitti imzalarını takdim kullanırken hüccet. Ben fikirmişim. Size kengeç, bana kengeçte mutakassislar bo'ldi. Masalan, men pedagogman, ta'lim sohasi xodimiman. Bular pensioner mahalla oqsoqoli. Ular ham xuddi shunaqa pensioner. Biz jarayon ma'lumotlar to'g'ri rasmiylashtirish degan narsani qancha yil olamiz. Buni ham inobatga olish kerak-da. Buni kontribyut tashkil qildim, kontribyut to'g'ri tashkillashtirib bersin dedik. Biz lekin o'zimizni vakolatimiz doirasida o'tkazdik. Mana videolarga ish turib, o'tkazgan narsa bor. Bu baribir siz o'sha doimiy komissiyani raisi kulağını vergenden ki ya, uçan teyze imzasını kılıp, kurup, ahir geçsin yetkisi koyu şiş gelip, o cizdir dedi. Bana sonucu, makbattan bir yan justice kaldı. Kurayın bugünden ki ingeri çakırıldı diyen bu ile, de ki ya, barbar bize de hazır hücret birinci orada turası, hücret de şuralı koyu. Bana, Prusa kadın okuyken de ki, hala kadın da oldu, düşünme kadın, başı ki, protokol kılım attı. Başından ahir geçen, hiç şunarsız gibi var daha fazla. Şunu hiç yan. Yani bana adam ekspres patik gibi dedi. Etti. Yani kabul mü diye. Bakın ne mesele hiç başıma ki hem mesele nam yaşlı mesele anladım ben niye yaşlı. Lakin ben bu literatürası mesul hakimiyet hem de paz qog'ozni gapirtirmagansizlar. O'zim emotsiya bilan gapirilyapti. Men hamma narsani tushuntiraman o'sha ikkita nimasidir. Lekin shunday qilish kerak ediki, shu jangda hamma boshqa gaplarish mumkin. Lekin Jahongirni zimmasiga qo'yganda qog'ozni gapirtirish kerak. Afrika mümkün mü? Ben de uzun, ben 8. yüzyıl mahalle fukaralar yığını reisi, amca bir şartıma. Ben kendisiyle bana Bilal-i Ulubek Pastay'la katlaştırdım ben de. Bu yaraştırış diyen katlaştırıyoruz. Yani mali kemçiliğimiz dişliğinde bulandı. Kimde kemçilik bulma gel. No lekin, lekin ana vakit diyor, masanın slow kılış gereğemez. Ben demek ki başka derselerde kendine başkaca bulandı. Dikki kelganda hozir yopishib oldingda qagano mana pichoq na aslini dimiz do'dili da shuna ketamizda nimaga shuna qilib o'tganiga hayron bo'lmoq. Nimaga sabab? Boshqa muammolarimiz yetyapti. Hozir men Jahongir Maytiy nafmadan mayda. Bultur iyun oyida bo'lganmi? Iyun oyida bo'lganmi? A shu paytda yarashtirib kelgandan keyin nima qiladi hozir? Qo'zg'oy urib deyman-da. Ben şunu koyuyorum bak, adam geçti sıfatıyla. Ben bak, kanun doğru siz ettiyiz. Bizi ayırınız var. No bırak, lakin katlaşmadı. Şette kimi yapsınlar diyenken ben onunla koşulmayayım bak. Şette Yahudayım, Çesir'in deputatları her daim maik yapma bir 80% 70% bana destek etsin, yıkıladı. Kan benim adı. İyi aktif mi katlaşan? Şunun için huzurda keçirersiler de ben prosesleden İltimos, yani hamma narsani vaziyatga tushirish kerak. Bitta narsani nima qildim? Faqat Ulug'bek
Ben sizlere yol yakam gibi imat varken güven yok. Bitti nasıl bize? Hemen aslında kanunu soru var bize halkı. Bekirin'in vodken nakliyken. Lekin uzunuzdan çünkü raya kredi var. Çünkü sizde hemen yakam idi. Korkuyan adam patken aradı da kalitli. İşte şimdi kalitli. Hemen nedir? Tohta değil. Kıl kola çekilenendi. Kılıçın, kılıçın temperatürü ben kağıdı çok yıkıp koyuşu mümkün. Bana bir diyeceğim mümkün. İkincisi yıkılış otkızında ama bir tanesi yok mu koyuşu. Vabragen. Peki bu diyen otur diyen, olmaz diyen. Bunu da değil mi? Vabragen, güdem, yaşıydan, şu rektör değil de kevaldiler. Sırf okusun şeytansı da, bütün taşkı, üniversitelerin başkaları geliyen. Ma, şu ateşlerden, hatta grupta başkarıp geldim. Ha, Tahir, yürüyüştü. Lekin bize barbi ekspert kulağı sadık. Çünkü mutakhasis, mutakhasis. Şunun için şu narsadan kor gönden ki, benim kor gönden ki bu kor çıkıyor. Aslında ki barbi sonra ançıydan bize şu Toşkin Gülayetlerimiz bazı deputatlarımızı bana yakında kaldı, 6 ay 8 ay bunlar, şu Cokhan Gürlüler, Şehit'te uzunca, Kadeşmesa, hani Kitüç'te takdim normalarını rahatlık verdik. Uzun uzak girdik. Uzun uzak girdik. Çünkü ben büyük yol aldık, hazır. Cokhan Kitüç'te uzun uzak girdik. Yani takdim normalarını. Psikiyette, Buka'da. Psikiyette, Buka'da, hamasını rahatlık verdik değil mi? Bunlar ise hazır, taraf taraf bilmez. Eğer de uşak ürünü uzun başlarsan, deputatlı uzun müstakil karar kabul olursa. Çünkü onu gibi bizi araç almayız. Uşak günü eğer de bu mesele korulgandı, komisyede. Hazır muhakkakla mavzuyumuz yok eder. Komisyede korulgan? Yok, Cokhangir. Bu sizi işiniz bahsede de, bunun komisyonu masuliyeti de Cokhangir. Peki, ben fikir bulursam buladım mıydım? Ben hamle yapıldı. Birinciden ben bilgim ki otkenlerse, bu bana şahsi hayatımla bağlı bulduğunu için sonra şimdi geri. Hazır mı? Toshkent viloyat prokurori Toshkent viloyat kengash raisidan Zoir Toyirovichdan ya'ni kengashni ko'rib deputatni daxlsizligini yechib berish so'raldi. Aslida qonunda biz bilgan qonunda, endi agar yana boshqa bir boshqacha qonunda bo'lmasa, prokuratura uchun biz bilgan qonunda shaharni deputatini daxlsizligini shahar yechadi faqat. Viloyatda huquqi yo'q unaqa. Viloyat buna prokuratura bilsin de dedi ondan birinciden, ikinciden uzun diye manavlı kırdı olma. Bak yani kanun var dedi. Doğru mu? Eğer itiraz olsa bildiriyle. Viloyat sessiyası da tuman şakar deputatlarının dahilsizliği geçirmeyi. Doğru mu? Sıla hazır, ben işte anavlı kırdı olayla, sıla bitti. Sırtçı şakar kengeşini çıkarken kararını doğru ya noto'g'ri chiqarilganligini muhokama qilgani kelgansiz. Yana bu prokuraturaga hayron qolmayki, shunchalik bu prokuratura mangina sotan alamzadaki, shunchalik alamzadaki, hattoki meni ehtiyot chora qo'llashni ham viloyatdan so'radi. Yo'q, emas, ikkalasi ham noto'g'ri. Viloyat meni o'sha ehtiyot choralarga qo'llashga ruxsat berishsa, bunaqa vakolat viloyat kengashida yo'q. Qonunda ham yo'q, to'g'rimi? Sılanı bak ola değil fakat eğer notora kabul edilir. Ama hazır mesele yansı kaydı mı? Ben şimdi kumanın hayatını baktığı yer tek tutgenirken ben benim oğlum toplayacağım için yapar olsun geliyor uzun kaydılar. Şimdi şuna bak ola değil bakken ne için prokuratörü şu bilmiydi mi şunca? Şunca da bilmişsiniz mi? Yok idi. Kastı şunca derecede balar mı? Bir diken de Toshkent viloyatining halkı orası koklasın. Bu Toshkent viloyat prokuraturasiga mening e'tirozim, bunga men sizlardan ham iltimos qilaman. Agar sizlar haqiqiy deputat bo'lib, haq tarafda turib kelgan bo'lsangizlar, mening iltimosnomamni hozirlashni inobatga olinglar. Mana shu menga qilgan, mana shu chiqargan noqonuniy taqdimnomasini hozir o'zida rad etishingiz kerak. U Toshkent viloyat prokuraturasi taqdimnomasini to'g'rilab chiqarsin. Hozir noqonuniy chiqargan noto'g'ri qo'ygan talablarini biz momentda muhokama qo'yamiz. Uni ko'ramiz, buni ko'ramiz. Agar biz deputatlar bitta xato qilib qo'ysak, 10 ta joydan chimirdan chiqaradi.
O'shaning uchun men Toshkent viloyati deputatlari, mana kelsinlar, reglament, odob-axloq doimiy komissiya raisi a'zolari, men Toshkent viloyati prokuraturasi kiritgan taqdimnomani hozir rad etishingizni so'rayman. Qonunga muvofiq to'g'ri talab qo'yib chiqarishingizni so'rayman. Ana undan keyin bu muhokamani qilishingizni talab qilaman. Deputat sifatida ham mashinaga imini mening hayotim borasida ketayotgan masala. Men bu masalani hozir sizga o'qib berganda menga qanchalik ta'sir qildi bu? Men qanaqa vakolat bor ekan degan narsa men o'ylab buni qancha siqildim hozir yo'qishim qanaqa moddiy ma'naviy zarar ketyapti menga. Buni hisobga olish kerak. Viloyat deputatlari bu taqdimnomani muhokama qilishimiz o'zi xato. Xato chiqarilgan, noqonuniy chiqarilgan taqdimnomani rad etishingizni so'rayman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala aytaman. Hozirgi holatdan kelib chiqib, mana aytasizlar, xo'p, yaxshi, protokolda yo'q, bunda yo'q, bunda yo'q, 7-si, 9-si kamchilik bo'lsa. Masala yo'q. Biz uni videolar bilan isbotlab bera olamiz. Agarki biz isbotlab bera olmaganimizda bu kamchiliklarni qo'yishingiz mumkin. Masalan, tan ustozi deputat qatnashganini isbotlab bermanga, rasmiy videosi bormi desanglar, biz yo'q desak. Masalan, bu deputatlarning kamchiligi emas. Bu kotibiyat mutaxassislari qilgan hujjatni keyin komissiya raisi boshladi. Komissiya raisi o'tirib yozmaydi buni. Buni kotibiyat o'tavergan. Qonunni ochinglarmi, to'g'ri? Kotibiyat oddiy mutaxassis. Xo'p. Komissiya raisi bor, a'zosi bor, kotib bor. Kotib yozadi, rais bilan kotib imzolaydi. Kotibiyat to'g'risida nizomda ham kotibiyat hech qayerda aralashmaydi. Yo'q, yozib berish, boshqichalar shunaqa. Texnika bilan ta'minlab beradi, mana texnika. O'zi yozmaydi. Yo'q, yo'q, unaqa. Bunda umuman kotibiyat sistemasini to'g'ri tushuntirib qo'yinglar hammaga. Bizning nomimizda hech nima yozishmasin shu kundan boshlab. Bizning nomimizdan hech nima qilmasin. Chunki yana bir qarorni bekor qilib berishingizni ham so'rayman, kelsinlar baxtimizga. 7 milliard 400 million pulni Chirchiq shahar hokimi o'z xohishi bilan sessiyada ko'rmasdan turib, rasmiylab yubormagan Chirchiq shahrida. Undan oldingizda ham shu holat bo'lgan. Mana u qarorni ham bekor qilinglar. Uni komissiya raisi, budjet komissiya raisi, hattoki komissiyada muhokama ham bo'lgan. Mana qo'yinglar, jahon masalasida kattaroq masala ekan. Mana juda katta masala. 7 milliard 400 million bu xalq puli. Xalq vakillarining muhokamasi ko'rildi. Mana bu masalani qo'yish kerak aslida. Mana bunday qilib shu o'g'ri bo'lsa, hozir. Ha, endi ikkinchi amungi, agar xohlasangiz, mana hozir yo'q degan narsalarni hammasi bizning video bilan boshqa bilan isbotlab beramiz. Yana bir holatga e'tibor qilishingizni xohlayman. Iltimos, mayli. Mana shu davlat rahbarining o'rayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlab qurbon bo'lishga ham hozirman. Chunki bu xalq manfaatida qilinayotgan ish. Bir kishining manfaatida emas. U viloyat hokimi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, men o'zimni mustaqil fikrimga egaman, prokuraturadanmi, boshqadanmi. Mana prokuraturaning xodimi ketdilar. Mana shu toza audio zapslarni qo'yib beraman hammangizga. Nega shu kuni kelib, men aytdim, mani davoim yo'q deb yozib ketgan o'sha bolani uyiga borib, unga bosim qilib, mana hamma audio zapslar turibdi. Boshqatdan ariza olishga majburlar. Borib arizasini yozdirish. Bu prokuraturaning bugungi kunga nima ishi bu? Bu menga nisbatan asosiy bir butun vujudi bilan, kuchi bilan, butun o'zini vakolati bilan menga qarshi kurashishmi? Men bir o'zimga shuncha odam. Kim topshiriq bergan ekaningiz, zaps o'zi taqdim qildingiz? Men sizga taqdim qilmayman, men kengash viloyat kengash deputatlarining reglament doimiy komissiya raisi a'zolariga beraman. O'shanga endi aslida hozir bularning fikrlari bo'lmasa, hurmatli deputatlar, sizga bularga ruxsat berdingizmi? O'zimiz qolgan masalan gaplashamiz. Bular agar bularni bir amr bo'lsa, uni taqdimnoma o'qib berish kerak edi, o'qib bermadilar. Aslida hozir soch qog'ozlari ham yo'q. Undan tashqari, betta Chirchiq shahar taqdimnomasi muhokama qilinmayapti. Toshkent viloyat prokuraturasi kiritgan taqdimnoma muhokama qilinmoqda. Aslida bu taqdimnomani kiritgan egasi kim? Toshkent viloyat prokurori. Toshkent viloyat prokurori mashaqa kelish kerak. Qani bu? Nega u prokurorning tumanni shaharni prokurorining o'rinbosari kelish kerak? Qonunni agar mamlakatda bitta protokolda kichkina xatolarga biz shu darajada e'tibor qilarganmiz, bizda ham shunaqa fikr shakllanib qolmasin. Viloyat deputatlari zakaz bilan ketdi degan. O'zi shunaqa mishlar xabarlar kelib turibdi bizga. Men qo'limda bor emasdi. Men ma'lumotlar edi. Lekin aka, endi sizlar gapirdinglar, men biron kelaman deb. Hozir gapirsan, bo'shilmadim. Hozir bo'lgan birinchi Toshkent viloyat prokuraturasi kiritgan noqonuniy bo'lgan talablari, xatolari bilan hozir bitta bayonnomadan biz xato qidiryapmiz. Toshkent viloyatining taqdimnomasida prokurorda adliya katta maslahatchisi
qonun suvarchisi. Bitta taqdimnomada ikkita da xato. Bu taqdimnomani muhokama qilishingizga men qarshiman. Uni rad etinglar, qonuniy deputatga qanaqa taqdimnoma kiritish kerak bo'lsa, o'shaqa deputat taqdimnoma kiritish kerak. İkinci masala, qolgan masaladagi mana video hozir qo'yib beraman, qolasizlar hammasini. Bu yerda hamma komissiya o'tgan, muhokama qilingan, bizda muammo bo'lmagan, hamma taraflarga qonuniy bo'lmagan. Sessiyadan berdi. Video bilan isbotlab beramiz. U qog'ozda bo'lmagan bo'lsa, to'g'ri, Chirchiq shahar deputatlari sal qog'oz bosib etmadi. Uning uchun uzr so'raymiz, ikkita qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, boshimizga egamiz. Ular deputatlarning oldida. Agar shu katta xatoimiz bo'lsa, lekin prokurorning katta xatolarini hozir qaror qabul qilib rad etishingizni iltimos qilaman, talab qilaman. Rahmat, boshqa so'zim yo'q. Prokurorlar haqqatdan vaqtlarini olmay, biz mana hokimlik tarafimizda ana masalasi bilan shug'ullanamiz. Taqdim asosiy masala taqdirsizligimiz aloqa olish kerak. So'roq qilish uchun, ularning tarafimizdan uchun deyapman. Ha, taqdimnoma kiritsin. Hurmatli prokurorlar, vaqtlar olganingiz uchun so'roq qilamiz. Mana ma'lumot berdim prokuraturaga. Bundan tashqari sessiya qarorlari o'tgan sessiyada biz sessiyadan chiqqan qarorlarini ijrosini ta'minlamagan hokimlik. 500 million pul biz deputatlar budjetdan ajratganmiz. Chirchiq shahar tibbiyot bolnitsasini kislorod ballonlari bilan ta'minlash uchun. O'tgan safar sessiyada aytdik, prokuror o'zi o'tdilar. Ichki ishlar o'zi o'tdi, boshqa qildi. Nimaga unga qonuniy chora ko'rilmaydi? Buni juda katta xalqqa xiyonat bo'ldi. Agar o'sha yerda bitta bemor borsa, u yer mening singlim bo'lishi mumkin, opam bo'lishi mumkin, qarindoshim bo'lishi mumkin, begona bir saylovchim bo'lishi mumkin. Lekin borsa kislorod bo'lmasa bo'lib qolishi mumkin. Insonning hayoti ketadi. Nega sessiya? Pul bor. Pul ajratganmiz, bor pulni bo'lamiz kamishdi. Yo'q pulni bo'la olmaymiz. Ijrosi ta'minlanmayapti. Marhamat, qani qonuniy javobgarlik? Qani chiqaringlar hokim bir nima deydi o'sha darvozlik nechilar? Mana mana shu katta global narushinalarni jazo beradi. Prokuratura bo'ladi. Qancha boshlar ko'p. Yo'q, boshlar emas. Aynan asosli narsalarni aytaman. Obxonaga. Man yo'q, buni o'zimiz qilamiz. Uni yo'q, endi mana fikrim bilan olishim kerak. Biz ular kengashimizda hech olmaymiz, lekin boyagi biz boshlamaydi. Kengash qarorni olgan. Aka, bitta narsa, to'xtay, to'g'ri, men qarayman endi. Siz hozir bitta to'sizdagi dalolatnoma, men tushuntiraman o'sha. Men sizlarning qarorlaringiz uchun jahonga qaror qabul qilishdan bitiraman. Endi aka bo'ling, iltimos. Bitta hujjatda kamchilik bo'lgan ekan, sizlar sessiya qarorini bekor qilishingizlar, sessiya kiritishingiz o'sha aniq. Endi prokuror ta'minnomasi juda ikkita ishlarga grubiy xatolar qo'yilgan qilingan. Sizlar buni qanaqa qilib muhokama qilmoqchisiz? Sessiyada aytdim. Sessiyada aytishdan oldin sizlar komissiya qarori bilan bekor qilishingiz kerak. Komissiya bilan aytib, mana shunaqa sessiya olib chiqardi komissiya. Men hozirgi gapim, yo sessiyaga kiradigan masala qonun masalasi bitta azam aka emas. Yo'q, yo'q, aka. Narsani sizlar o'zingizga to'xtanglar. Yo'q. Sessiyaga kiradigan masala qonuniy kirish kerakmi? Buni kiritib o'tdi hozir. Qarang, qarang, hozir mana shu kamchilik bor ekan, o'sha kamchilikni hisobiga bekor qilish bo'yicha sessiya qaror qabul qilib, o'zingiz protokol qilasiz, balovat chaqirib o'tirasiz, to'g'rimi? Men prokuror ta'minnomasi to'g'ri to'g'riligi haqida muhokama qilib, buni komissiya rad etib yubordi. Xo'p, bu yo'lni ko'ramiz. Mana bunda bo'lmasa bo'ldi. Ma'lumot nimalarini sizga ko'ringlar, yana qayta nimasini o'ziga beramiz. Muhokama qilar. Nima dedingiz? Muhokama. Sizlar ko'rishamiz. Da to'g'ri. Mana ko'ringlar, hamma nimalaringizni qilinglar deb kelib, yana nimaga sessiya kiritamizmi? Men sessiya masalan hujjatlaringizni ko'rsatsam, mana sessiya kiritadigan darajadagi material bo'lsa, kiritgan bo'lsa, agar unga yetadi material bo'lmasa, agar men sizlardan bu yo'lni so'rayman, sal qizishib, bu mening hayotim haqida gap ketdi. Bu yerda lekin hozir bu mutaxassis azam o'qiganda xuddi siz aytayotgan narsalarni ko'rsatdi. Bu endi
hozir ko'rib chiqiladi. Hammasi nizom asosida emas. Xulosa asoslanmagan. Shuning uchun buni qayta ko'rib, qayta ko'rib yozinglar. Keyin asoslangan hujjatlaringizni to'liq berasizlar. Qayta ko'rib, keyin yana bir o'rganinglar. Bo'ldimi? Bo'ldi, to'g'ri. Bo'ldi. Chunki masalada hozir makinalar bu bizga berilgan narsa. Endi hamma bitta nimaga yozmaydi. Qog'oz bilan ustoz, qog'ozni gapirtiringlar. Bular qaror chiqqanda nizom yo'q degandek-da hozir. Ya'ni o'sha kim nima ishlarni bajardi, kim ma'ruzaga chiqdi, nima sababdan sizlar qaytardi dedi. O'shani nizomini, ya'ni protokolni qilib bersangiz o'dirsayam, zino qilsayam kechiradi-yu, lekin involvida bo'xtonni kechirmaydi-da. Shu ikkita narsa kechirilmaydigan narsa. Bo'xton bo'layotganini hammamiz bilib turibmiz. Bu arzaydigan mashinaga shuncha odamlarni yig'ib mashinaga oboradigan bu ish emas. Buni bitta profilaktika inspektori 15 minutda hal qiladigan ish edi. O'sha janjal bo'lgan joyga men borganman, nevaram aytdi, bobo dedi, "Mamta hozir ani deputat kishi mahallamiz so'raganda bittasi kelib urdi, reshotka ishi tiqib tashladi" dedi. "Men ajaqa bo'ldim. Men nevaram aytgan gapishim. Maytim bo'ldi, men o'sha bolani topaman, reshotkalarni qilib beraman. Reshotka sindirolgan. Haligi chap tomon ko'kargan degan, bu bilan ikkalasi reshotka ishi yiqilgan, reshotka sinib ketgan. U bundan ikki marta zarar ko'rdi. Buni ko'rib, ramasi dadasi chiqadi. Lekin kechirim so'rashdi, biz ham aytdik, bo'ldi mana kechirim deb bo'ldi, agar kerak bo'lsa prokurorimizni tasdiqlamasiga mayli sessiyaga o'tkazamiz, sessiyada ko'pchilik bo'lib hamma deputatlarimiz eshitib ko'ringlar deb sessiyaga o'tkazish maqsadida qo'yilgan. Ana sessiyada kim ko'rildi? Sessiyada 22 deputat qatnashdi, 8-tasi yo'q edi. O'sha 22 ta bittasi qo'l ko'tarmadi, 21-tasi qo'l ko'tardi. Sizlar deputatlar norozilik bildirdi. Chunki bu arziydigan ish emas, bir odam uyaladi ham bu ishga mashinaga tushunchi hurmatli odamlarni. G'ofirjonda ham hozir har bir minutda g'animat odam mashinaga o'tirib shu narsaga. Arzimaydiganlar, bunaqa janjallar har kuni bo'ladi, har kuni. Bu meydan narsa, bu narsaga hech deputatni yechish u yo'q. Buni kelishildi, hammasi yaxshi. Mana mashinasiga bizaniki hech bir tushunmayapti. Bizda bu noto'g'ri deb o'ylayman. Men o'zim qaysi deputatman, mali yoshim 74 ga ketyapman. Men bunaqa narsani birinchi marta ko'ryapman. Bu noto'g'ri ish. Bu bo'lmaydigan narsa, qanaqa jinoyatlar bo'lyapti? Ochadi, omma ochamiz desak. Profilaktika inspektor Chirchiq shahrida 10 man ishlamaydi. Men 5 yil mahalla oshaqol bo'lgan bo'lsam, 12 ta profilaktika inspektori almashtirdim. Chunki ishlamaydi. Kelaman, ishlamaysan bor kel. Aslida profilaktika inspektor prezidentimiz nima dedi? Bu mahalla oshaqolning birinchi yordamchisi zami dedi.
Lekin bizlarda o narsa yo'q. Oldin shu profilaktika inspektorini oldin bizlarda 3-4 ta dojish bo'lardi. Oshaqon, xotin qizlar bo'lsa jam, kotiba va posbon. Ishlar zo'r ketardi. Mahalla tekshirdi. Hech qanaqa jinoyat. Mana mahalla tekshirdim. Jinoyatchi chiqardim men. Profilaktika inspektori o'tadi, o'ldi, nimani yo'q qilishdi? Rahsvoy olam bo'ldi. Shuncha bu narsani masala yo'qolgan narsa bu uyoqqa o'tqiz yo'q o'tqiz bu shuncha odamni o'g'ri qilsa arziydigan ish emas. Arziydigan to'g'ri emas asosiy bitta masalada hozir o'sha mash qoz gapirgan gaplarimiz tilimiz undagina kesib turib maqsadga qo'yib qo'ya olmaymiz-ku. Chunki siz hozir hamma narsani aytyapsiz-da hozir bitta shu 3 kishini shu oddiygina hujjatni imzolab rasmiylashtirmaganlik masalasini ketidan shu narsa kelib chiqyapti. Hozir agarda bu narsa to'g'ri rasmiylashtirib taqdim qilinganda muhokama uchun mavzuimiz yo'q edi. Yo'q edi hech qanday muhokama. Chunki bitta hozir bitta narsa hujjatlar protsessual talablarga rioya qilinganligi holatida men tafsilotli fikrim beryapman. Lekin rasmiy hujjatimizda yo'q qolgan. Yo'q bo'lgandan keyin sozlarni gapirayotganda 5 minut 10 minut gapirib berdi. Bu gapirgan gaplarni qog'ozga tika olmayman-ku. Bu o'sha kuni bo'lgan bo'lmaganligini nima bilan? Ana har bitta narsani chiroyli xulq qilib gapirib berish mumkin, lekin jonli qilib tasvirlab berish imkoniyati yo'q. Bu jonli qilib tasvirlash beradigan narsa bir parcha hujjat. Bitta imzo bilan taqdim qilinadigan hujjat. Sizni kengash, mana kengashda mutaxassislar bordi. Masalan, men pedagogman, ta'lim sohasi xodimiman. Bular pensioner mahalla oqsoqoli. Ular ham xuddi shunaqa pensioner. Biz jarayon ma'lumotlar to'g'ri rasmiylashtirish degan narsani qancha yil olamiz. Buni ham inobatga olish kerak-da. Uni kotiba tashkil qildim, kotiba to'g'ri tashkillashtirib bersin dedik. Biz lekin o'zimizni vakolat nazorati o'tkazdik. Mana videolarga ish turib ketdi. O'zida narsa bor. Bu baribir siz o'sha doimiy komissiyani raisi xulosa bergandan keyin o'sha tegishli imzosini qilib ko'rib, oxirgisini yetkazib qo'yishingiz kerak o'zingizga keladi. Mana sizga nima qilsam deb yozdingiz hali. Xudoim bundan keyin yer chaqiruvlarda ham bo'ladi. Lekin baribir bizda hozir hujjat birinchi o'rinda turadi, hujjatni ishlovga qo'yib qo'ying. Va prosaxon o'qigandachi, qanaqa qildi o'zi? Tushunmay qoldim. Boshiga protokol qilinmadi. Boshdan oxirgacha hiç şunarsız kepti oxirgacha. Shuning uchun endi mana azam ekspress patikil u dedi. Etdi. Endi qobilmadagi masalan nima sizlar aytmoqchimanki, hammasilar ham yaxshi bilasiz. Sizlar nimani ham yaxshi bilasiz. Lekin men bu viloyat prokuraturasi mas'ul hokimiyat hamma joyda qog'oz gapiradi. Qog'ozni gapirtirmagansiz. O'zingiz ham emotsiya bilan gapirilyapti. Men hamma narsani tushuntiraman, o'sha ikkita nimasi. Lekin shundoq qilish kerak ediki, shu jangda ham boshqa gapirish mumkin. Lekin Jahongirni masalan ko'rganda qog'ozni gapirtirish edi. Uni Afrika mumkin. Endi uzr, men 8-9 komissiyada mana biladi Ulug'bek pastayla qatnashganman-da. Bu yarashtirishda ham qatnashganmiz. Endi mayli kamchiligimiz deysizmi bo'ladi. Kimda kamchilik bo'lmagan. No lekin ana aytadi-ku, masani slow qilish kerak emas. Men nimaga boshqa narsalarda kelganda boshqacha bo'lardi. Lekin kelganda hozir yopishib oldingda, qaganov. Mana pichoq na aslinimiz do'dili, da shuna ketamizda nimaga shuna qilyotganiga hayron bo'lmoq. Nimaga sabab? Boshqa muammolarimiz yetyapti. Hozir men Jahongir Mayti nimaga mayda? Bultur iyun oyida bo'lganmi? Iyun oyida bo'lganmi? Shu paytda yarashtirib kelgandan keyin nima qiladi hozir? Qo'zg'oy yurib deyman-da. Men shunga hayronman. Odamgarchilik sifatida men bu qonun to'g'ri siz aytdingiz, bizni aybimiz bor. No, biroq lekin qatnashmadi. Shetda kelmayapsizlar deganiga men umuman qo'shilmayman. Shetda, ya xudoyim, chirsin deputatlari har doim
Mayat yapma bir 80 faizi 70 faizi bana dastgiri bilsin yıkıladı. Kan mı nemede? İyi aktif ne katnaşan. Şunun için uzurda keçirasılardan ben prosesilardan iltimas yani hemen sen vaziyet düşünmüş gerek. Ben bir tane sana bunu yapmadım. Fakat Ulubek, ben sizlere yok yakam gibi imak vatken güvenim yok. Bir tane sana bize hemen sana kanunu soru var bize halkı. Bedirinin vatken merkezine. Peki, uzunuzdan çünkü vaya kredi yok. Çünkü sizde hemen yakam idi. Korkan adam patken aradı da kalitli. İşler de içimde kalitli. Hemen ne de tohta değil. Yani başka bir kola çekilenen. Kağıdı çok yıkıp koyuş mümkün. Bana bir diyeceğim mümkün. İkinci yıkılış otuzunda ama bir tane şey yok koyuş. Peki bu diyen otuz diyen. Olmaz diyen. Bunu da değil mi? Vabrakem güdem yaşıyla şu rektörlüğünde kevattılar. Sırf okusun şeytansla. Bu da bütün başka ümmetliklerin başkaları geliyor. Ma şu da ateşlerden hatta grup başkar geldim. Ha Tahir yürüyüst. Lekin bize barbi ekspert kulağa sadık. Çünkü mutahassis mutahassis. Şunun için şu narsadan korkandan ki, yani korkandan ki bu kor çıkıyor. Asalındaki babı sonra Ançı'dan beri Toşkin Gülayetlerimiz bazı ziputatlarımızı bana yakında kaldı 6 ayım 8 ayı bunları şu Çopan Gürlüğü'ne şiddi uzunca kardeşmesi ama iki üçte takdim olmalarını rahat kıp verdik. Uzun mu zaten geldi? Uzun mu sen rahat kıp verdik? Çünkü ben bir köy aldık hazır. Canım iki üçte ziputatlarımızı takdim olmalarını. Psikiyette, bu kadar. Psikiyette, bu kadar. Hamasını rahat kıp verdik değil mi? Bu narsa hazır, taraf taraf bilmez. Eğer de uşak ününü uzunlaştırsan, ziputatlı uzun müstakil kabul kılırsa. Çünkü bunu bizi araç almayız. Evet. Uşak ününü eğer de bu mesele korulganda komisyede. Hazır muhakkakla mavzuyumuz yok eder. Komisyede korulgan? Yok, Cohangir. Bu sizin işiniz mahsusudur da, bunun komisyonu masuliyetidir de Cohangir. Peki, ben fikir bulundursam bu olaydı mı? Ben hamle yapıldı. Birinciden ben bilgim ki ötken dersi, bu bana şahsi hayatımla bağlı olduğunu için sonra şimdi geri. Hazır mı? Toşken Dulayet Prokuroru, Toşken Dulayet Kengeş Reis'den, Zahir Tayyar için. Yani Kengeş'te korup, deputatı dağılsızlığın geç verişi soru. Aslında kanunda, biz bilgen kanunda, yani eğer yani başka bir başka çok kanunda bu mesele, prokuratörü için, bize bilgen kanunda, şaharı deputatının dağılsızlığının şaharı içeri fakat. Vilayette hukuk yok buna kadar. Vilayet, bunu prokuratörü bilsin de bitti ondan birinciden, ikinciden uzun yem anıklı kırdı olma. Bakın yani kanun vardı. Doğru mu? Eğer itiraz olsa bildiriyle. Vilayet sessiyası da tüm şahar deputatlarının dağılsızlığı geçirmeyi. Doğru mu? Silah hazır, ben işte anıklı kırdı olayla silah bitti. Sırtçı şahar kengeşini çıkarken kararını doğru ve no doğru çıkarırken bu hakimatı yani kengeşini. Yani bu prokuratörüne hayran olmayı ki şunçeli bu prokuratörü mangini satın alamızdaki şunçeli alamızdaki hatta ki bana ihtiyon çorup kollayışıya bunu ettin sonra. Bu doğru. Yok, olmaz. İkilesine bu doğru. Vloyet bana ihtiyon çorup kollayışıya ruhsat verirse, buna kadar vakolat vloyet kengeçte yok. Kanunda yok, doğru mu? Sılanı vakolat değil fakat eğer notora kabul edilir. Ama hazır mesele yansı kayıta mı? Ben benim okumanın hayatım hakkında yapıp etkendikken, ben benim oğlum koklayan için yapır olsun geliyor uzun kararlarım. Şimdi, şuna kadar vakolat yok iken, ne için prokuratörü şu, bilmiydi mi şunçeri? Şunçeri bilmişsiniz mi? Yok idi. Kastı şu derecede balar mı? Bir diken de Toşken Dulayet'in halkı var şıkoklısı. Bu Toşken Dulayet prokuratürası gibi ben introzum. Bunge ben sıladan amültüm askılama. Eğer sizi hakiki deputat bulup, hak tarafta durup kegen bu seyli, bana bir tümaslanma mağazılaştı, inovatki oluyla. Maşı mange kigen, maşı çıkargen, nokonuni takdimde olmasını,
Hozir o'zida rad etishingiz kerak. U Toshkent viloyat prokuraturasi ta'minnomasi to'g'rilab chiqarsin. Hozir noqonuniy chiqargan, noto'g'ri qo'ygan talablarini biz momentda muhokama qo'ydiramiz. Uni ko'ramiz, buni ko'ramiz. Agar biz deputatlar bitta xato qilib qo'ysak, 10 ta joydan chimirdan chiqaradi. O'shaning uchun men Toshkent viloyat deputatlari, mana kelsinlar, reglament, odob-axloq doimiy komissiya raisi a'zolari, men Toshkent viloyat prokuraturasi kiritgan taqdimnomani hozir rad etishingizni so'rayman. Qonunga muvofiq to'g'ri talab qo'yib chiqarishingizni so'rayman. Ana undan keyin bu muhokamani qilishingizni talab qilaman. Deputat sifatida ham mashinaga imini meni hayotim borasida ketayotgan masala. Men bu masalani hozir sizga o'qib berganda menga qanchalik ta'sir qildi bu? Men qanaqa vakolat bor ekan degan narsa meni o'ylab buni qancha siqildim hozir yo'lishim qanaqa moddiy ma'naviy zarar ketyapti menga. Buni hisobga olish kerak. Viloyat deputatlari ham bu taqdimnomani muhokama qilishimiz o'zi xato. Xato chiqarilgan, noqonuniy chiqarilgan taqdimnomani rad etishingizni so'rayman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala aytaman. Hozirgi holatdan kelib chiqib, mana aytasizlar, xo'p, yaxshi, protokolda yo'q, bunda yo'q, bunda yo'q, 7-si, 9-si kamchilik bo'lsa. Masala yo'q. Biz uni videolar bilan isbotlab bera olamiz. Agarki biz isbotlab bera olmaganimizda bu kamchiliklarni qo'yishingiz mumkin. Masalan, tan ustozi deputat qatnashgan nisbatla bermanga rasmiy videosi bormi desanglar deb desa yo'q desak masalan bu deputatlarning kamchiligi emas bu kotibiyat mutaxassislari qilgan xat hujjatni keyin komissiya raisi boshladi komissiya raisi o'tirib yozmaydimi buni kotibiyat otabergan xonimda ochiq reglament to'g'ri kotibiyat oddiy mutaxassis xo'p komissiya raisi bor a'zosi bor kotib bor kotib yozadi rais bilan kotib imzolaydi kotibiyat bo'lsa nizomda ham kotibiyat hech qayerda aralashmaydi. Yo'q, yozib berish, boshqichalar shunaqa bo'ladi. Texnika bilan ta'minlab beradi, mana texnika. O'zi yozmaydi. Yo'q, yo'q, unaqa. Bunda umuman kotibiyat sistemasini to'g'ri tushuntirib qo'yinglar hammaga. Bizning nomimizdan hech nima yozishmasin shu kundan boshlab. Bizning nomimizdan hech nima qilmasin. Chunki yana bir qarorni bekor qilib berishingizdan ham so'rayman, kelsinlar baxtimizga. 7 milliard 400 million pullar Chirchiq shahar hokimi o'z xohishi bilan sessiyada ko'rmasdan turib, rasmiylab qo'ygan Chirchiq shahrida. Undan oldingiz ham shu holat bo'lgan. Mana u qarorni ham bekor qilinglar. Uni komissiya raisi, budjet komissiya raisi, hattoki komissiyada muhokama yapmoqchi. Mana qo'yinglar. Jahon masalasida kattaroq masala ekan. Mana juda katta masala. 7 milliard 400 million bu xalq puli. Xalq vakillarining muhokamasi ko'rildi. Mana bu masalani qo'yish kerak aslida. Mana bunaqa qilib shuncha o'g'ri bo'lsa, arziydi. Ha, endi ikkinchi amunga agar xohlasanglar men hozir yo'q degan narsalarni hammasi bizning video bilan boshqa bilan isbotlab beramiz. Yana bir holatga e'tibor qilishingizni xohlayman. Iltimos, mayli. Men shu davlat rahbarining o'rayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlab qurbon bo'lishgan bo'lsam. Chunki bu xalq manfaati qilinayotgan ish. Bir kishini manfaati emas. U viloyat hokimi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Men o'zimni mustaqil fikrimga egaman, prokuraturadanmi, boshqadanmi? Mana prokuraturani qodimi ketdilar. Men mana shu hozir audio zapislarni qo'yib beraman hammangizga. Nega shu kuni kelib, men aytdim, meni davoim yo'q deb yozib ketgan o'sha bolani uyiga borib, unga bosim qilib, mana hamma audio zapislar turibdi. Boshqadan ariza olishga majburlar, borib arizasini yozdirish, bu prokuraturani bugungi kunga nima ishi bu? Bu menga nisbatan asosiy bir butun vujudi bilan, kuchi bilan, butun o'zini vakolati bilan menga qarshi kurashishmi? Men bir o'zimga shuncha odam. Kim topshiriq bergan ekaningiz, zaps o'zi? Men sizga taqdim qilmayman, men kengash viloyat kengashi deputatlarining reglament doimiy komissiya raisi a'zolariga beraman. O'shanga endi aslida hozir bularning fikrlari bo'lmasa, hurmatli deputatlar, sizga bularga ruxsat berdingizmi? O'zimiz qolgan masalan gaplashing. Bular agar bularni bir anusi bo'lsa, uni taqdimnoma o'qib berish kerak edi, o'qib bermadilar. Aslida hozir soch qog'ozlari ham yo'q. Undan tashqari, bu yerda Chirchiq shahar taqdimnomasi muhokama qilinmayapti. Toshkent viloyat prokuraturasi kiritgan taqdimnoma muhokama qilinmoqda. Aslida bu taqdimnomani kiritgan egasi kim? Toshkent viloyat prokurori. Toshkent viloyat prokurori mashaqa kelishi kerak. Qani bu? Nega u prokurorning tumanni, shaharni prokurorining o'rinbosari kelishi kerak? Qonunni agar mamlakatda bitta protokolda kichkina xatolarga biz shu darajada e'tibor qilarganmiz, bizda ham shunaqa fikr shakllanib qolmasin. Viloyat deputatlari zakaz bilan kelibdi degan. O'zi shunaqa xabarlar kelib turibdi bizga. Mening qo'limda bor bu masala.
ma'lumotlari de. Lekin aka, endi sizlar gapirdinglar, men biron kelam ketdim. Hozir gapirsan, bo'shilmadim. Hozir qo'ygan birinchi Toshkent viloyat prokuraturasi kiritgan noqonuniy qo'ygan talablari, xatolari bilan hozir bitta bayonnomada biz xato qidiryapmiz. Toshkent viloyatining taqdimnomasida prokurorda adliya katta maslahatchisi, qonun suvorchisi bitta taqdimnomada 2-3 ta xato. Bu taqdimnomani muhokama qilishligiga men qarshiman. Uni rad etinglar, qonuniy deputatga qanaqa taqdimnoma kiritish kerak bo'lsa, o'sha deputat taqdimnoma kiritish kerak. İkinci mesele, qolgan masaladagi mana video hozir qo'yib beraman qo'llasanglar hammasini. Bu yerda hamma komissiya o'tgan, muhokama qilingan, bizda muammo bo'lmagan, hamma tarafini qonuniy ko'rilgan. Sessiyada ham berdi. Video bilan isbotlab beramiz. U qog'ozda bo'lmagan bo'lsa, to'g'ri, Chirchiq shahar deputatlari sal qog'ozga o'tmadi. Uning uchun uzr so'raymiz, ikkita qo'limizni ko'ksimizga qo'yib boshimizga egamiz. Ular deputatlarning oldida. Agar shu katta xatoimiz bo'lsa, lekin prokurorning katta xatolarini hozir qaror qabul qilib rad etishingizni iltimos qilaman, talab qilaman. Rahmat, boshqa so'zim yo'q. Prokurorga aytganlar, vaqtlarini olmay, men mana hokim deputatlar millat masalasi bilan shug'ullanadi. Taqdim asosiy masala daxlsizligimiz. Aloqa olish kerak. So'roq qilish uchun, deputatlar millat uchun deyapman. Ha, taqdimnoma kiritsin. Hurmatli prokurorlar, vaqtini olganingiz uchun so'roq qilamiz. Men ma'lumot berdim prokuraturaga. Bundan tashqari sessiya qarorlari, o'tgan sessiyada biz sessiyadan chiqqan qarorlarini ijrosini ta'minlamagan hokimlik. 500 million pul biz deputatlar budjetdan ajratganmiz. Chirchiq shahar tibbiyot bolnitsasini kislorod ballonlari bilan ta'minlash uchun. O'tgan safar sessiyada aytdik, prokuror o'zi o'tdilar. Ichki ishlar o'zi o'tdi, boshqa bo'ldi. Nimaga unga qonuniy chora ko'rilmaydi? Buni juda katta xalqqa xiyonat bo'ldi. Agar o'sha yerda bitta bemor borsa, u yer mening sinim bo'lishi mumkin, opam bo'lishi mumkin, qarindoshim bo'lishi mumkin, begona bir saylovchim bo'lishi mumkin. Lekin borsa, kislorod bo'lmasa o'lib qolishi mumkin. Insonning hayoti ketyapti. Nega esa pul bor. Pul ajratganmiz, bor pulni bo'lamiz kamishda. Yo'q pulni bo'la olmaymiz. Ijrosi ta'minlanmayapti. Marhamat, qani qonuniy javobgarlik bor? Qani chiqaringlar hokim bor. Nima deydi o'sha darsizlik nechilar? Mana mana shu katta global narushinalarni jazolaydi prokuratura bo'lib. Yo'q, boshqa emas. Aynan asosli narsalarni aytaman. Obxonaga. Yo'q, buni o'zi hal qilamiz. Yo'q, endi mana fikrim bildirishim kerak. Emas. Faqatgina gapda jon bo'ldi ham. Prokuror. Biz ular kengashimizda hizmet olmaymiz, lekin boyagi biz boshlamaydi. Kengash qarorini o'rganib chiqdik. Aka, bitta narsa, to'xtang, to'g'ri, men qarang endi. Siz hozir bu yerda aytyapsizlarki, dalolatnoma men tushuntiribman o'sha. Men sizlarni qarorlaringiz tushundim. Jahongir qaror qabul qilishdan bilturibman. Endi aka bo'ling, iltimos. Bu yerda hujjatda kamchilik bo'lgan ekan, sizlar sessiya qarorini bekor qilishingizlar, sessiya kiritishingiz uchun aniq. Endi prokuror ta'minnomasi juda ikkita ishlarda grubiy xatolar qo'yilgan. Sizlar buni qanaqa qilib muhokama qilmoqchisizlar? Sessiyada aytdim. Sessiyada aytishdan oldin sizlar komissiya qaror bilan uni bekor qilishingiz kerak. Komissiya bilan aytib, mana shunaqa sessiya olib chiqadi komissiya. Men hozir gapib, yo sessiyaga kiradigan masala qonun bo'lasini bitta azob aka emas. Yo'q, yo'q, aka. Narsani sizlar o'zingizga to'xtanglar. Yo'q. Sessiyaga kiradigan masala qonuniy kirish kerakmi? Buni kiritib o'tdi hozir aytayapti. Qarang, hozir mana shu kamchilik bor ekan, o'sha kamchilikni hisobiga bekor qilish bo'yicha sessiya qaror qabul qilib, o'zingiz protokol qilasizlar, balovatlab o'tirasizlar, to'g'rimi? Men prokuror ta'minnomasi to'g'ri-to'g'riligi haqida muhokama qilib, uni komissiya rad etib yubordi. Xo'p, bu yo'lni ko'ramiz. Mana bunda bo'lmasam bo'ldi. Ma'lum nimalarini sizga ko'ringlar, yana qayta nimasi o'ziga beramiz. Muhokama qilar. Nima dedingiz? Muhokama. Sizlar ko'rishamiz. Da to'g'ri. Man ko'ringlar, hamma nimalaringlar qilinglar deb kelib, yana nimaga sessiya kiritamizmi? Men sessiya masalan hujjatlaringizni ko'rsatsam, mana siz sekretariga kiritilgan darajadagi material bo'lsa, kiritilgan bo'lsa, agar unga yetadi material bo'lmasa. Agar men sizlardan bu yerda uzr so'rayman, sal qizishib, bu mening hayotim haqida gap ketdi. Bu qanday qilib bo'ladi? 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 Bu qanday qilib bo
Ben ettim ki, bu üçüncü yığılışı kırdık. Çünkü oradan kev atıldı. Ben Toşken'den geldim, Obra'dan bir oradan geldim. Doğru, doğru. Dörtten geldik. Şimdi bu, altın sefer yığılganı bildiğin kut düşünen hakem çekildi bari. Doğru. Uzun çöktü. Doğru. Şimdi kime ait olma, birinci oranında. Tamam bizden, şu tuğla koyduk dedim. Lekin, hazır bu, mutlakasız adam okuyandı. Kudu siz etiyorken narsalaya kötü korsatıldı. Bu yandı. Hazır korup çıkılar. Karışma. Böyle hakikaten bizdeki yapıyordu. Çizilir koydum. Bırakın taklamasını var. Tamla koydum. Bırakın taklamasını var. Taklısızdık. Biz bir kaçlarındayız. Bu zaman koydum. Bu azam da aldım. Bunu kesege. Azam da aldım. Bana bırakmalarız. Hatta. Bu zile muhakeme yok. Ya bu ya ustad bir doğru uzdur fakat bu şehir uz kalp. Osmanlı'nın nasıl bir taraf kolu yok ne olur? Bu da hazır karar kabul kılış gerek. Mala para en fazla. Selamız. Karar ne de kemisi kabul kılattı. Kemisi. 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 Evet. Bu mesela halkla diken bana kulağın uzligisi. Evet. Çıkkı uzı. Çok anlık doğru eti attı. Doğru. İdrazımız yok. Çünkü uşağın için, anı, ben uzun mutakas sıfatlı fikrimi verdim. Bir yok yönde, kendisi kanak kalakalı. Zomda, kendisi işte kanakta koyalım ki neden yanımda. Zomda kuru orayı da kanakta koyalım ki zomda. Dört kişi. Dört kişi. Uyarda dört kişi mi? Ben demek bu gün planlamada bulacağım. Çünkü şahar bayağı, yani kurma, kurma. Yolu bıttı, kasıtlamaya, tartını kurmayaptı. Prosedura dizilgen, hamma keltirgen hücretlerde asas kağızda yok. Doğru mu? Esamaklamız. Silahaz yukasıyla ayolak bir zaman kuramı. Ama aslında nizam asas değilmez. Hulasa asaslanmaya, şunun için buna kayda koyup şey. Kayda kurulayım o zaman. Ki asaslanan hücretler ilerine toluz verensiler, kayda koyup gelin yanı bir uğrayın. Bunda mı? Doğru. Doğru. Yok. Var mı? Ben kuruştum. Çünkü bakın masada hazır. Bakın hele bu zeki dedi görmezse. Yerde hem var bu vakitte numara yazmayla. Kafas bu ne? Kafas yapartırıyla. Buna karar çıkkanda nizam yok degenlerdi hazır. Yani uçakta kim nime işlerdi bacak, kim maruza geçikti, nime sebepten sizler ne derdiydi? Uçanın nizamını yani protokolunu verseydi. Prokuror nomidan vakil sifatida ishtirok etishingiz bo'yicha ishonchnomangizni ko'rmadim. Rasmiy hujjatingizni ko'rmadim. Ya'ni bu ishda qatnashish vakolatingiz borligini ham bilmadim, chunki komissiyaga taqdim ham qilmadingiz. Qolibdi, ishonchingiz kelamsan, bu ishdan to'g'ri chiqib keldik, ular rahbariyatni o'zida ham ular prokuratura yozgandi. Endi hozir meni qo'limga taqdim qilinganda 23-yanvar 24-yildagi xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyani birinchi sonli bayonnomasi taqdim qilindi. Bundan tashqari meni qo'limga xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 20-yil yanvardagi birinchi sessiya qarori bilan tasdiqlangan xalq deputatlari shahar kengashining doimiy komissiyalari to'g'risidagi nizomni taqdim qilishdi. Nizom qo'limda. Bu nizom doimiy komissiyalar shu nizom asosida ish yuritadi. Shu nizom bularning asosiy hujjati. Bu hozir bayonnomani ko'rganimda, bayonnomada doimiy komissiyadan 2 kishi ishtirok etganligini ko'rsatishibdi.
lekin doimiy komissiyada maqulimga taqdim qilishgan ma'lumotlar bo'yicha Imomaliyev Ulug'bek, Norboyev Erkin, Maqsumov Anvarbek, Keldibayev Serikbayev to'rt kishidan iborat ekan. Lekin bayonnomada 2 kishi ishtirok etganligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim qilishdi. Biror bir joyda 4 kishi ishtirok etganligi, 2 kishidan ortiq ishtirok etganligi holatini ko'rsatishmagan. Lekin doimiy komissiyalar to'g'risidagi nizomimizning 22-bandida doimiy komissiyalarning majlislari bashartda ularda doimiy komissiya tarkibining yarmidan ko'pi ishtirok etsa vakolatli hisoblanadi, mana ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda kamida 3 kishi ishtirok etishi kerak edi, lekin 2 kishi ishtirok etgan. Shu holatlarga komissiya baho berishi lozim. Bundan tashqari nizomning 24-bandida komissiyalar boshlanish vaqti, tugallanish vaqtini ko'rsatilish kurs ayt yozib o'tilgan, lekin bayonnomada topa olmadim. Bundan tashqari komissiyaning qarorida komissiyada bu komissiya ishtirokchilari nima qarorga keldi? Bu taqdimnomani yoqlayaptilarmi? Taqdimnomaga qarshimilar? Taqdimnomaga betarafmilar? Bu holatda ko'rsatilmagan. Bu holatda ko'rilganda doimiy komissiya a'zolari birinchi navbatda deputat, o'zlarini hududlarining deputati. Bu deputatni agar aybdorlik masalalari bo'ladigan bo'lsa, aybdorlik masalasi, aybdorlik masalalari bo'lmaydigan bo'lsa, unga qarshi ovoz berishlarini aniq ko'rsatib o'tishlari kerak. Lekin bu holatda yoritilmagan. Hujjatda kotib aytiladi. Chunki deputatning taqdiri komissiya befarq bo'lishi kerak emas. Chunki buni o'rnida xohlagan odam bo'lishi mumkin shu deputatlar. Shuning uchun befarq bo'lmasligimiz kerak. Undan keyingi masala taklif etilgan shaxslarning ro'yxati komissiya bayonnomasiga ilova qilinmagan. Undan tashqari qilingan ma'ruzalar va ish hujjatini tasdiqlovchi hujjatlar bayonnomaga ilova qilinmagan. Mana bunga faqat 2 varaqli hujjat taqdim qilishdi. Demak, bu komissiya bundan tashqari doimiy komissiyaning majlis bayonnomasi, majlis tugagandan so'ng 3 kundan kechiktirmasdan komissiya raisi yoki uning vazifasini bajaruvchi shaxs va doimiy komissiyaning kotibi tomonidan imzolanishi shart. Imzolanmagan bayonnoma. Nimaga olib qo'yibsizlar? O'zingizlar. Haqiqatan. Podbanasiz. Biz qonunni o'tkazganmiz. Men qonunni o'tkazmaydimmi? Men qonunni o'tkazgan bo'lsam, savol javoblarni beraman. Va gapimiz boya reglamentda adashmasak kelishuvda bir-birimizni gapimizni bo'lmaymiz. Chunki Jahongir ham ancha yildan beri bilaman, shaxs sifatida, deputat sifatida da endi. Endi bu komissiyamizni ochiq tartibda o'tkazilgandan keyin komissiya o'zini yig'ilish yakunlangandan keyin xulosasini taqdim etish kerak edi. Birorta bitta xulosa yo'q deputat bo'yicha. Ya'ni komissiyaning xulosasi yo'q. Nima xulosaga keldi? Bu xulosasiz sessiyada ko'rib chiqilgan. Sessiyada xulosa bo'lmaydigan bo'lsa, nimani ko'rib chiqdi degan savol tug'iladi. Deputatlar. Chunki deputatlarning qo'liga taqdim qilingan hujjatimiz, hujjatimiz yo'q. Faqat buni 2 varaqdan iborat bayonnomani taqdim qilyapmiz. Bayonnomada ham oxirida aytilyapti. Taqdimnoma ko'rib chiqilgan deb hisoblansin. Ma'lumot uchun qabul qilinsin. Va navbatdagi sessiya kun tartibiga kiritilsin. Bu qanaqa xulosa? Xulosa yo'q bu yerda. Bundan tashqari
Chirchiq shahar prokuraturasining o'sha taqdimnomasi to'g'risida xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi qaror qiladi. Daxlsizlik huquqidan mahrum qilish rad etilsin. Biroq jumla. Xalq deputatlari shahar kengashi kotibiyati qabul qilingan qarorni Chirchiq shahar prokuroriga taqdim etilsin. Endi bu hozir sessiyani o'zini 7 kunlik muddat ichida reglament asosida ko'rilganmi, ko'rilmaganmi, u to'g'risida ma'lum bo'lgan ma'lumot yo'q. Lekin mana taqdim qilingan hujjati bo'yicha va o'zlarining reglamentlari bo'yicha doimiy komissiyadan nizom talablari asosida ish yuritganlik hujjatini ko'rmadim. Adashmasam 9-chi kamchilik bor. Endi mani fikrim shu, qolgani komissiyaga a'zolariga qo'yib qo'yishim. Endi raisimiz bor, Abjoniga mashhur komissiyaning a'zosi. Bu qonunni ko'rib chiqdi deyapsizlar. Men bilganmiz, nima lekin sizlar bergan protokollarda hozir mana bu yorli 7 tanasi bor. Qonuniy o'tgan sizlarni o'sha doimiy komissiyani endi qonuniy so'rovimiz o'zida qonuniyatni ko'ramiz. Mana sizlarda imkoniyat bo'lgan o'sha paytda to'rtta bo'lsa o'zi yarmini ko'rsatib qo'yibdi, yarmidan ko'pi bo'lganda deydi. Birinchisi. Keyin ikkinchi masala mana huzur bo'lib qolganiga bu qatnashganlar nima deb ovoz berdi. Bu narsa to'g'ri ma'lum, chunki xulosasi yo'q. Bu hozir doimiy komissiyaning xulosasini eshitmoq uchun xulosasi bo'lib qatnashgan Mujohid Qo'shundan qatnashgan. Nima hozir ko'rishdi? Mana hozir ikkita nima qatnashyapti? Doimiy komissiyaning a'zosi. Ikkitasi qatnashmayapti. Yo'q, nima qilmayman. Bu protokolda qanaqa yozgan, uni kotibiyat yozgan. Lekin aslida 3-ta deputat qatnashgan. Undan tashqari Chirchiq shahri boshqa deputatlar ham qatnashgan. Yo'q, deputat to'g'ri doimiy. Doimiy komissiyaga qolgan deputatlar nima qilib qolgan? Biz rasmiy vazirni juda ko'pdan bilib siz juda yaxshi inson. Ko'pincha nima qilasiz? Lekin men hozir yana nima qilib qo'yaman? Mana sizlar ko'pda qatnashgansiz. Bu asosan doimiy komissiyada doimiy komissiyani a'zolari. To'g'ri, tushundim. Bittaga bo'lganingizni tushundim. Shuning uchun nima qilyapman? Doimiy komissiyaning 3 ta a'zosi ham qatnashgan. Endi u protokolni kotibiyat mutaxassisi rasmiylashtirgan vaqtda bu narsani balkim e'tibor qilmagandir, balkim bilimsizlik degandir. Lekin bizda uni videosi ham, rasmlari ham, prokuror o'zini qatnashgani ham hamma asoslari bor. Ovozga qo'yilgani ham bor, doimiy komissiya a'zolari tarafidan rad etilgani ham bor. Buni hozir asoslantirib beramiz. Necha bor? Video rasmlari hammasi bor. Yani savol berdingiz, savol javob beraman. Ismingizni? Ismim, men odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisman, Nomoliy Ulug'bek Turoboyevich. Yani bu masala bo'yicha biz belgilangan muddatda qonun buzmagan holda prokuratura taqdimnomasi ko'rib chiqdik. Mana shu yerda ko'ryapmiz. Prokuratura taqdimnomasi so'raldi. Kengaytirilgan yig'ilishda 10 kun muddatda ko'rib chiqildi. Kengaytirilgan yig'ilish e'tibor berishdi, kengaytirilgan yig'ilishda. Lekin biz bizga kelib tushgan oxirida bergan shuni biz nima qildik? Biz o'sha kuni prokurorlar taklif etganmiz, doimiy komissiya a'zolari hammasi ishtirok etgan, bittasi sababli ishtirok etmagan. Chunki kasal edi, kelmagan. Hozir ham kasal kelmagan. Chunki Serboy kelmaganki, ishtirok etgan mutujolari bor. Konkretni. Demak, o'sha bo'lgan holat bo'yicha fuqaroni taklif etganmiz. Rostdan shunaqa janjal bo'ldimi? Yo'q, biz so'raganmiz, o'zini tushuntirish xatida bergan. Men qanaqa da'vo janjalim yo'q. Va boshqa masalalar aytgan. Shuni ko'rib, oxirida qaror qabul qilinayotganda xulosa deb aytdingizmi? Biz buni hukm chiqara olmasligimiz uchun bu masalani kengashga kiritishi bo'yicha qaror qabul qilingan, qo'l ko'tarib ovoz bergan. Kengashga kiritishimiz kerak degan. Chunki prokuror so'ragan masala bor, kengaytirilgan yig'ilishda muhokama qilinsin degan.
üçte odan bilen, mesela kendisinin kararı bilen bunu rast et olmayız. Hakkımızdan bakıyoruz, yok. Çünkü biz doğrudan doğru bu meseleyle ki muhakeme kılınken ki uzun fikrimiz bu ya. Üçte bir tamamlama korunmasın. Hakikaten şu mesele, bana ekspertizyen kılasası, okul iliştirilmeyen, ekspertizyen kılınken kararlı kalmasın. Ama o konuda biz kol kurtarıyoruz, sesliğe alıp çıkış meselesi. Şimdi böyle, hani cüz'i kemşeyle ketip oluyor. Protokol doğru, resmi iyileştirilmek ya. Kotibet resmi iyileştirişi gerekti bunu. O şekilde kabalıyla ketip. Peki biz, o şey kabul kurtarken de hemen havasını oynayalım. Kol kurtarıyoruz. Şimdi ben burada ispatla kol koyuşuyla geçiyor. Onu tüzgâ, namazda kol koyup, hani ne ki protokol çabalandı. Yani protokol bu sözde aslında neyi çöpledi? Çünkü bugün halatı korsatış ispatlaşıyor. Bizde ispatlaşıcı video rolüklerimiz hepsi var. Bu aslında ispatlaşıcı çünkü bugün neyi yapacağız? Video türkende aslında bu kağızdan bu şartlanmıştı. Bunu ispatlaşıp duradı. Şu videonun olsun. Bu kemişte azaları hemen katlaşırken hepsini bize televizyonu tabi kalanız. Prokuror hocam katlaşırken Prokuror hocam koruyun. Şöyle ne işi deputat katlaşırken? Yani de Cihangir Mutlaka'nın sorduğu değil mi? Kağızla kemçilik kıdırılırken bu şey mesele yok. Ben kağızla kemçilik kıdırılırken yok. Her bir işe başlarken de onu kanunla ilgili koruyordu. Kur çıkıldı. Kur çıkıldı. Video alınmadı. Yani ne bu attı? Leki ya. Biz ana hazır bunamızda bu şey protokollaştırırız. Hazır burada çıkıp etken yok değil. Hazır bu okum verirken protokoldan ki ben düşünmedim. Turta adamla iki ses katlaşken olsa. Bunun verirken kulasası korunmasa. İstemez. İşte bak. Fast getirin. Getir var. Nasıl getir bu oluyor. Ben düşünmedim. Kanaka kullansa verildi. Kanaka protokol konulur bozdu. Nime kuruldu. Kege SSG hazır çıkartılsın deyken nasıl yap? Kege ben hazır. İşte olma hazır. Kege bunu. Barbunuza hocatına koşumuz gerekti. Bu video bu arada yanına bu miydi? Bu narsa silahını daimi kendisinden patlaştı. Tuş gerekti mi? Bu katibette saklanmış gerekti mi? Şunun için ben bunu kırılırken yok. Lekiye. Çünkü adam yıkılı var. Şu masada korulu var. Bunun yeterli ki eti var, bir ilişki değil. Elbette tüm müdürlerine kaç durdu dedi. Daha ilk şey kan, bu adamın takları durdu dedi. Fazıl. Fazıl bana siz kodda, yavaş ile kodda. Ne ben çünkü dille protokolda. Ben Fazıl, Johan'ın yıkılı var dedi ne bilmiyorum ben. Onun ya, kaç o var dedi. Bana fikrince bu aslında bize bana bir kişi katlaşken bize. Şu cennet okuyacağım, böyleyim katlaşken. Hama gaplarını birbirimize oramıza gapır boğandan ki ozu orundan turup bana şu cihan koru ozu oturuldu. Böyle turup birbirinden izmeyeceğiz sorarlar. O sesle. Keşiremiz bu oldu. Bize de bana hiç kanaka doğru dersim yoldu. Aslında bu narsamız ihva böyleydi de. Allah adam Endi rasmiy qilib bo'lsa bo'ladi-a, biz kirishimiz rasmiyga qo'l. Yana bir savol bo'ladi, hurmatli. Sizlarga savollar. Bugungi kelishuvimizdan maqsad ular prokuratura tomonidan chiqqanlik, sud shahar kengashining qarorini bekor qilib berish to'g'risida reglamentga rioya qilgan holda yig'ilishi qonunga mos bo'lgan. Agar Tuman kengashining qarorini, viloyat kengashi, viloyat kengashining qarorini senat bekor qiladi degan qonunimizda bor. Shuning uchun buni ko'rish uchun kelganmiz. Viloyat kengashi kotibati bunday sifatida tashkillashtirishda ishtirok etyapman. Jarayonga aralashishga, jarayonni bir boshqarishga hech qanday endi vakolat yo'q. Tashkil etishga kelganda mana taklif etilganlar prokuratura xodimi turib turib kelishdi mana. Bor, bitta nima doimiy komissiya deputatlik odobi, reglament odobi masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Bog'jon aka boshchiligidagi deputatlar kelgan mana Sobir aka, Tohir aka hamda qolgan deputatlarimiz mana video konferensiya orqali ishtirok etishyapti. Ular bu ishda hamda sud huquqiga qarshi kurash masalalari bo'yicha viloyat kengashi doimiy komissiyasining raisi o'rinbosari Azim aka jo'ray ishtirok etdi. Ekspert sifatida ham deputat sifatida ham yurist bu deputatın yordamchisi ma'nosida.
Bunun için yığılışı başlattı hazır. Forumumuz var iken bir tane. Türk kişi iştirak ediyor. Akbarat verirsin bir Türk 7 kişi iştirak ediyor hazır. Bizim yığılışı var. Ben kapıcan eke bir anda uzun devam ettiler mi? Hamer yine bir bar. Assalamu alaikum. Kumbaliki yine bir yığılış katmaşçıları. Ma hazır hamasın malaliyle ya nume bu akşam bahsettiğim yerde işte bir hazır size anne bana hafif şeyler hareketlerim var. Ma bizim verilgen hujjatlar asosida. Avvalambor bana viloyat kengashiga xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi raisi Mirzayevga viloyat prokurori nomida taqdimnoma tushgan. Shu taqdimnomani o'qib beraman va shunga javob beraman. Bor narsa. Va Chirchiq shahar ichki ishlar bo'lim huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaro Nabiyulov tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-chi moddasi 2-chi qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi hujjatlariga ko'ra 2023 yil 20-iyul kuni soat 13:40 jamoat joyi hisoblangan Chirchiq shahar Sohibkor ko'chasi oldida o'zaro notanish bo'lgan fuqarolar To'lagan Jahongir Shuhratovich va Nabiyulin Ruslan Raisovich og'zaki ravishda janjallashib, janjal davomida bir-birini urib do'pposlab tan jarohati yetkazishgan. Sudga oid tibbiy ekspertizani 31.07.23-yildagi 524-chi sonli xulosasiga ko'ra Nabiyulin tanasida chap ko'zi olmasi atrofida qon talashi, chap qosh sohasida yirtilgan yaralari, chap yelka ko'krak qafasi, chap tomon qon talashi, chap tizza bo'g'imi shilinmasi va shishi, chap qovoq sohasi shishi ko'rinishdagi chang tan jarohatlari aniqlanib, og'irlik darajasiga ko'ra sog'liqni qisqa muddatda buzilishiga olib kelgan. Yengil tan jarohati toifasiga kirishi ko'rsatildi. Sudga oid tibbiy ekspertizani xuddi shu 31.07.23-dagi 523 sonli xulosasiga ko'ra Jahongir To'xtayevning tanasida bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, o'ng ko'z olmasi lat yeyishi, boshning peshona sohasi, o'ng qosh sohalari shilingan jarohati, yumshoq to'qima lat yeyish ko'rinishidagi tan jarohatlari aniqlanib, og'irlik darajasiga ko'ra sog'liqni qisqa muddatli buzilishiga olib kelgan va yengil tan jarohat toifasiga kirishi ko'rsatilgan. Tergovda ushbu fuqarolarning harakatlarida jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar turkumiga kiruvchi bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urush, do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish da ifodalangan jinoyat alomatlari mavjudligi to'plangan dalillar majmuasiga asosan tasdiqlangan. Shuningdek, tergov harakatlari davomida fuqaro to'lagan xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 14.01.20-yildagi 4/1 sonli bir sessiya qarori bilan Chirchiq shahar kengashi deputati etib saylanganligi hamda hozirgi kunda ushbu maqomda ekanligi aniqlangan. O'zbekiston xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasiga ko'ra deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish hamda jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik olish to'g'risidagi prokuror taqdimnomasi tegishli xalq deputatlari kengashi tomonidan ko'rib chiqilish belgilangan. Shunga ko'ra 26.01.24-yilda Chirchiq shahar prokurori tomonidan deputat To'laganovni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashiga taqdimnoma kiritilgan bo'lib, kengashning 10 fevral 2024 yildagi qaroriga asosan prokuror taqdimnomasi rad etilgan. Yuqorida bayon qilingan qonunning 12-moddasi 7-bandida
yukarı turuvchi prokuror xalq deputatlari tuman shahar kengashining qaroriga rozi bo'lmagan taqdirda tegishlicha yuqori kengash qarori ber yuqori kengash qarorini bekor qilish masalasini tegishli xalq deputatlari kengashi qayta ko'rib chiqish uchun topshirish to'g'risidagi taqdimnoma kiritishga haqli ekanligini ko'rsatilgan. Shu bois jinoyat ishi yuzasidan Chirchiq shahar xalq deputatlari kengashi deputati To'laganovni daxlsizlik huquqidan mahrum qilmasdan turib, uning javobgarlik masalasi hamda aybi uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlab bo'lmasligini inobatga olib, uni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish hamda jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik olish to'g'risidagi xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashiga taqdimnoma kiritish lozim bo'lgan bo'ladi. Yuqoridagilarga asosan hamda O'zbekiston Respublikasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga moddasi talablariga rioya qilgan holda so'rayman. Mazkur taqdimnomani xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashida ko'rib chiqib, xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 24-yil 10-fevraldagi qarorni bekor qilishingizni, kengash yig'ilishida xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputat To'laganov Jahongir Shuhratovichni jinoiy javobgarlikka tortish va ehtiyot chorasini tanlash uchun deputatlik daxlsizligi huquqidan mahrum qilishingizni, qabul qilingan qaror haqida viloyat prokuraturasiga xabar berishingizni so'rayman. Viloyat prokurori adliya maslahatchisi ish quvvati. Mana shu nimasidan. Endi rayon prokurori buyoqda bergan narsalarni hozir gaplashib hammaydan o'qishim hojati yo'q. Xuddi shunaqa bunga nima qilingan narsalari jinoyat ishini qo'zg'atish va ish yuritish to'g'risida qaror bu Chirchiq shahar. Buni ichki ishlar boshqarmasi va tergov bo'limi tergovchisi katta leytenant Sayyidullayev Qora Qulaganov va Nabiullinni olgan tan jarohati yuzasidan to'plangan hujjatlarni tanishib chiqib aniqladim. Buni ham tanish bo'lsangiz. Yo'q, lekin buni tanishdim. Bu nima shahar ekan. Shuning uchun mana shu yuzasidan bugun yig'ilingan. Endi buni endi men ham kechagina oldim mana tanish uchun buni kecha biz yurist ekspertlar taklif qilindi. Bu ham bo'lyapti. Viloyat kengashi deputatlarida huquqlari bor, hamma nimalari bor. Ham yurist, ikkita mana bilyapman, ikkita yurist. Shuning uchun sizlarga mana shu narsa to'g'risida o'zingizdan yana qo'shimcha nimalar keladigan bo'ladigan bo'lsa, bizada mana Chirchiq shahar prokuror prokurorlari Ismoil Azamat ishtirok etyaptilar. Azamatga shularni mana shu taqdimnomadan shu o'z fikringlar va mulohazalaringdan aytsak. Endi yana bu yerda boshqa narsalar ham berishgan. Mana viloyat sudini sudyasi Haydar. Bundan ham xabaringiz bor? Shohanda. Bunda ham bu ham o'zining noroziligi nimasida qilib sudda salvo nimasini buni kiritilayotgan asosiy nimalari sudda mana Chirchiq shahar 19-yil saylov okrugidan O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputatiga saylangan deputat To'laganov deputatlik odob masalasi yuzasidan xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasiga yuborilgan ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqqansizlar. Menimcha buni hammasini o'qib berishim hojat bo'lmasa kerak. Yo'q, kerakmi? Shaharniki. Endi bizga yaqinda keldi, qani buni ko'rib chiqmadik. Men eshitmaganman, ko'rmaganman. To'g'risida Jahongir. Yaqinda keldi. Yaqinda keldi. Bunda qachon kechami, bugun hozirmi? O'qimadi. Vaqt bo'lmadi. Yig'ilmadi bu uchun. Lekin keldim. Masalan, men o'zim tanishib chiqdim. Lekin komissiya bilan muhokama qilinmadi.
Halk özüyle bana bunu bulsan mı tanıştırayım mı yok özü özü tanıştırasın mı? Burada da. Çünkü ben burada reklamın bu masalı yok olduk. Ya yani bu zaman bir yerli vakti. Bir yerli vakti ki şu deputat bana Cahangir Kulay'ı anlatır. Masada yani hatırlasın. Aç bir o bize, bize diyen bana bir var diyen bu sefer. Şimdi söz ders mayalı mı yaparsın? Fazla fazla. Ben ahire geçken makli bütteyim. Mesele etken bu. Halk deputatı herkes şakak gengeçin deputatı. Tölegen deputatik makamından faydalanır. Deputat, jurnalist, blogger ekenliğine sütke peş kılıp, o'zining harakatlari bilan adil sudlovni amalga oshirishga, ishni har tomonlama va xolisona ko'rib chiqilishiga to'sqinlik qilib, o'z maqsadiga erishish uchun suddan qonunni nazarda tutilmagan tartibda ish mohiyati bo'yicha tushuntirish berishni talab qilib, oshkora sudyalarni adil sudlovni amalga oshirishga to'sqinlik qilib, ular faoliyatini asossiz ravishda tanqid qildi. Bu tepasida boyiga qanaqa sud jarayoni. Bana acilim tigende sütü çıkardı. Halk deputatlar çıkardı. Kengeşin deputatı Tulegan Cahangir Şükratlişini hareketlerge hukuki baha berişi üçün xüsusi acilim çıkardı. Xüsusi acilim fondi belgilengen vakalet dairesinde koyup çıkış üçün halk deputatları Çirçik Şahar Kengeşinin adab ahlak masalları boyunca daim komissiyası ve yubarısı. Görülgen çareler doğrusu 15 günlük müddette Taşkent Vilayeti Sudu paralı kişileri boyunca sudu hayatına haber verilsi. Çünkü yerdeki bunu hemen soruyordu. Bana bu yuvarıyken, bu ağız yuvarıyken ne mi gördüler? Muhakeme kıldılar yine. Bana da baha iman verilsi. Bana şu mesele. Az önce siz. Sormalı fikrim bu için ama ikinci etken masalıyızdı. Bunu kuyut attırdı, bunu kurulganımız farklı. Anak kursa duruyan, yani çeşit şakarı uç kurup çıkış gerek. Çünkü bu muhakemenin mavzusu maskanı. Şahsi fikir. Güde yakşı mavzumda nur sügün nur. Bu da ben tanrı masalını verdim. Bak kurayalım bunu. Bana birinci masale yüzasıydı. Bonsan siz yapmayı kegir kere zaman geliştirdi bu. Ustoz, birinchi masala bo'yicha hozir prokuror tomonidan kiritilgan taqdimnomani ko'rdim. Taqdimnomada ikkita masala ko'rsatilgan. Jinoiy javobgarlikka tortish va ehtiyot chorasini tanlash uchun deputatni deputatlik daxlsizlik huquqidan mahrum qilish bo'yicha deb aytilgan. Endi bu holatda ehtiyot chorasini tanlash masalasi birinchi Chirchiq tumanida ko'rib chiqilish davrida muhokama qilinmagan. O'shaning uchun bu ma'lumotni prezidentga yuboraman. Prokuror bo'lmagan. Антикоррупция.